yine Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu bir şekilde etkileyen ve bunların hepsinin kesişen noktasında olan kilit bir yer. Buna ilk olarak bölgemiz, Avrupa Birliği'nin halen revize etmekte olduğu Trans-Avrupa Ulaşım Ağları kapsamını öngörülen 5 ana eksenden biri olan Güneydoğu aksının önemli bir unsuru olmaya da aday konumda. Ben farklı bir görüş sunmaya çalışacağım demiştim. Şu anda bilmiyorum, belki daha önce farklı yerlerde görmüş olabilirsiniz ama ben çok kullandığım, özellikle derslerimde, akademik camiada çok kullandığım, zaman zaman sivil toplum kuruluşlarının yaptığım eğitimlerde çok kullandığım bir resim size göstermek istiyorum. Burada biz genelde hep dünyadan aya bakarız. Burada ay yüzeyinden dünyaya bir bakışı görüyorsunuz. Farklı bir bakış sunmak adına. Daha sonra dünyaya yaklaşıyoruz. Biraz daha yaklaşıyoruz. Ve derken karşımıza sabahki oturumda da özellikle kullanıldığı gibi 4 ana demir çelik üretim merkezi çıkıyor. Ve bu özellikle yine yaklaştığımızda bizim için bugünkü belki gündemin de ana konusu diye söyleyebileceğimiz Osmaniye ve Osmaniye'nin yine mevcut durumu, jeopolitik önemi. Tabii böyle bir konumda yer alan bölgemizde Türkiye'nin 2023 yılları için 500 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmede 55 milyar dolarlık hedefiyle diğer sektörlerle kıyaslandığında ilk sıralarda yer alan demir çelik sektörünün yer alması da yine son derece anlamlı diye düşünüyorum. Dayanıklılığı, güvenilirliği, yaygın kullanım alanı, çevre dostu özelliği ve birçok teknik üstünlüğüyle çağdaş toplum yaşantısının ayrılmaz bir parçası olan demir çelik, sabah oturumunda Femlinler'in sürdürümünde söylediği gibi bizim tarihimizde gerçekten çok farklı yerleri de var. Sanayileşmenin temelini ve kalkınmanın da itici gücünü oluşturuyor ve dolayısıyla stratejik bir malzeme. Bu önemli misyonu demir çelik sektörün uygulama alanlarını ve üretim teknolojilerini geliştirerek kendisini sürekli yenilemeye, globalleşen dünyaya damgasını vuran en güçlü sektörden biri olmaya doğru taşıyan bir konumuyla karşımızda duruyor. Sektörün başta inşaat, otomotiv, havacılık, demiryolu olmak üzere, daha saymadığım tabii diğer alanlar da olmak üzere, tüm mamul, eşya üretimi doğrudan katkısı var. Özellikle dünya genelinde sabah oturumlarda özellikle vurgulandığı gibi, benim de destekleyeceğim şekilde bu bilgileri doğrulayacağım şekilde, dünya genelinde 10. sırada, Avrupa'da ise Almanya'dan sonra 2. sırada olmamız da yine oldukça anlamlı diye düşünüyorum. Yine bugün küresel rekabet olarak değerlendirdiğimizde teknolojik altyapı, eğitim sistemi, kamu özel sektör ilişkileri ve ekonomi politikaları iç içe geçtiği ve gittikçe daha dinamik hale gelen pazarlarda rekabet üstünlüğü elde ederek başarılı olmak isteyen firmalar çevrelerinde yaşanan değişimi kısa vadede algılayıp bunu kendi bünyelerine uyarlayabilme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Ancak bu şekilde başarı yakalayabilecekler. Yine tüm dünya ortalamalarına baktığımızda Türkiye'nin küresel rekabet durumuyla ilgili bir tabloyu, bir bilgiyi sizle hemen hızlı paylaşmak istiyorum. Burada yine birkaç oturumda benzeri vurgular yapıldı. Ben de alanım olması dolayısıyla buradan yine bağlantı kurmak istedim. Kurumsal yapı, altyapı gibi konularda Türkiye ciddi anlamda ortalamanın altında yer alıyor. Ve bunlar üzerinde biraz tabii ki daha fazla kafa yormamız gerekiyor. Küresel rekabet düzeyi ortalamalarına baktığımızda dolayısıyla Türkiye'nin özellikle insan kaynaklarını iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu, bununla paralel olarak ise yenilik ya da bizim kullandığımız daha çok belki teknik anlamda inovasyon ve emek piyasasının etkinliği konusunda sorunların olduğunu görmek çok da zor değil. Yine farklı bir bakış açısı size. Halis Harikalar Diyarı'nda adlı hikayeden küçük bir alıntı. Eminim hatırlıyoruzdur. Halis hangi yoldan gitmem lazım diye sorar. Kedi bu nereye gitmek istediğine bağlı der. Halis ama nereye gitmek istediğimi bilmiyorum der. Kedi ise o halde hangi yolu seçtiğinin bir önemi yok der. Çok
basit bir hikayedir. Ama bugünü anlatan, hatta günlük hayatımızda bize belki de çok ciddi anlamda, çok temel bir konuda çok net bir ders veren hikayedir bu. O anlamda koymak ve size paylaşmak istedim. Dolayısıyla bizim ihtiyaç duyduğumuz şey, kabuğunuzdan çıkın ve hedefinizi belirleyin. Aslında sektör olarak değerlendirdiğimizde tabii ki hedeflerimiz var. Ama bunu günün şartlarına göre mutlaka yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Yine okyanus ortasında rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Aynı şekilde kullanabileceğimiz diğer özlü bir söz. İşte böyle bir ortamda insan kaynakları yönetiminde de son yıllarda ciddi değişiklikler ortaya çıkmaya başlamış ve bu gelişmeler son derece çalkantılı çevrede, ki ben bunu derslerimde özellikle kullanıyorum. Burada küçük bir değişiklik yaptım. Biz derslerde Hopkins'la başlardık. Burada Osmaniye'yi aldım işin içerisine. Osmaniye'de bir kelebeğin kanatlarının çıkmasıyla oluşturduğu bir hava akımı Hong Kong'da bomba etkisi ya da fırtına etkisi yaratabilir. Bu ne demek? Bugün Osmaniye'de, bölgede meydana gelen bu tür gelişmeler, sabahtan beri oturumlarda söylediğimiz Çin faktörü, Çin önümüzde, Çin şu kadar önümüzde vurgulamalarına baktığımızda Osmaniye anlamında farklı bir bakış getirsin anlamında bu örneği burada kullanmak istedim. Dolayısıyla böyle çok çalkantılı bir ortamda örgütleri performanslarını koruma anlamında yeni iş yeri uygulamalarını benimsemeye zorladığını görüyoruz bu tür çalkantıları. Dolayısıyla dünya çapında yaşanan bu gelişmeleri bizi etkileyeceğini asla ve asla göz ardı etmeyeceğiz. Tabii ki ben genelden özele indim ama zaman zaman da özelden de genele gitmek gerekiyor. Ya da bizim yine çok kullandığımız küresel düşün ama yerel uygula felsefesi. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri gözden kaçırıyoruz. Alice'in örneğinde olduğu gibi çok temel konularda bazen çok ciddi hatalar yapıyoruz. Bu anlamda bunların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, günümüzde yine planlanan amaçlarına ulaşmaya çalışan tüm örgütlerde çalışanların verimliliği ve tatmini ve dolayısıyla örgütün başarısı büyük ölçüde insan kaynakları yönetiminin başarısından etkilenmektedir. Yine bizim örgüt teorisine baktığımızda örgütün üç temel unsuru vardır. Yapı, teknoloji ve insan. Teknoloji mükemmel olabilir, yapı mükemmel olabilir ama insan eğer oraya uygun değilse sorunlar ardı ardına geliyor. O kadar yatırım, o kadar çaba, emek de maalesef boşa gidiyor. Bu nedenle örgütlerde insan kaynakları yönetimine son derece dinamik olması dolayısıyla her geçen yıl daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Oysa sektörde ya da uygulamada maalesef farklı uygulamalarla karşı karşıya geliyoruz. Birazdan kısa kısa onlara da değinmeye çalışacağım. Yine modern insan kaynakları yönetiminin temel görevi, çalışanların bir yandan kendi ihtiyaçlarını tatmin ederken, diğer yandan en yüksek verimliliğe ulaşmalarını teşvik edici bir örgütsel çevre oluşturmaktır. İnsan kaynağı uygulamada zaman zaman karşılaşılan anlayışın aksine bir maliyet unsuru değildir, olamaz, olmamalıdır. Değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Herhangi bir kriz durumunda son dönemlerde bu düzeldi diyebiliriz belki tespitlerim ya da özel sektörde yaptığımız görüşmelerde vesaire. Ama genelde maalesef kriz ortamında ilk akla gelen şey çalışanların işine son verilmesi ve ciddi anlamda ardı ardına sorunları tetikliyor, sosyal boyutlarda bunu taşıyabiliyor. Rekabetçi ortamlarda yine diğer üretim faktörlerinin sınırlarını zorlayabilmek için insan kaynağının potansiyelin tam anlamıyla kullanabilmesine, insanın yaratıcı zeka ve yeteneklerinin işe yönlendirebilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da yine önemli bulgulardan bir tanesi. Evet, insan kaynakları yönetimi neden önemli? Bugün artık durumların en değerli ancak yönetilmesi en zor kaynağı insan olduğu kabul görmekte. Bunun için uzun yıllar mücadele edildi ama bu artık çok net bir şekilde kabul görüyor. Yine teknoloji, altyapı ve kapasite alanlarında yapılacak yatırımlar ancak bunları en etkili ve etkin şekilde kullanan çalışanlar olursa anlamlı. Ki bu iki kavram bizim derslerimizin üzerinde özellikle durduğumuz kavramlardır. Etkili ve etkin olmak. Amacınızı bilirseniz
yetkin olmak konusunda daha doğru adımlar atabiliyorsunuz. Yine insan kaynakları yönetiminin temel amaçlarına baktığımızda etkin ve verimli olmak ilk amaç, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendileri en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek amaçlar arasında sayabileceğimiz temel şeylerdir. Ve bunu yaparken de insan kaynakları sorumlularının yine klasik alanı değerlendirdiğimizde Türkiye'de maalesef bazı şeyler biraz moda hali yapılıyor. İşte personel müdürleri vardı. Personel müdürlüğü yakası döküldü. Haksızlık yapmak istemiyorum. Bunu çok güzel yapan firmalarımız var tabii ama yerine insan kaynakları sorumlusu yazıldı ve işler eski düzen gitmeye çalışıyor, götürülmeye çalışılıyor. Bunlar tabii ki ciddi anlamda sorunlar doğurabiliyor. Yine insanların performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerini sağlamak ki son dönemde gençlerin en çok istediği, ben aramızda genç arkadaşlarımız da var, onlara da tabii bazı şeyler etmek istiyorum. Önemli, kariyer istiyorlar, yükselmek istiyorlar dolayısıyla. Bunları yöneticilerimizin de bilmesi gerekiyor. Çalışanları takdir ve motive edip motivasyonlarını bozucu faktörleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Sektörü biliyoruz, içindesiniz, siz uygulamadasınız. Bu konuları kaldıracak belki de aslında direkt yine sizlersiniz. Ama olaya benim başında gösterdiğim bu fotoğraftaki gibi farklı bir perspektiften bakmanızı rica ediyorum. Hani biraz önce dernek başkanımız söyledi önceki oturumda. Bize dedi işte teşvik falan göremiyoruz falan dedi ama işveren açısından baktığımızda dedi. Bunu şu an çok daha net söyleyebilirim. Yok öyle bir şey. Doğru yanlış söylemiyorum herhalde. Aynı şey işte çalışanlar için de söz konusu. Aynı şey paydaşlar için, bu bölgede yaşayan insanlar için, yaşayan vatandaşlar için de oldukça önemli. Dolayısıyla biz SWOT analizi yaparız, PES analizi yaparız. Buna son dönemlerde çevre analizini de ekliyoruz biz özellikle. Çünkü siz üretebilirsiniz, başarılı olabilirsiniz ama ürettiklerinizi satacak sağlıklı insanlar bulamazsanız ciddi anlamda ya da başarılı, orada yaşayan mutlu insanlar eğer yoksa ileride daha büyük sorunlar doğabilecektir. Bunları da göz ardı edildiğini söylemiyorum ama daha dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapmak istiyorum özellikle. Yine çalışanların performans değerlendirmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek gerekiyor. Bu da insan kaynaklarında ele alınması gereken temel konulardan bir tanesi. Ben tabii sözü uzatmamak adına ama ortamı genel anlamda insan kaynaklarını ana hatlarına koymak adına bizim genelde insan kaynakları dediğimizde 10 temel konu başlığı hemen aklınıza gelir. Yani burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Siz daha işe almadan önce insan kaynaklarını felsefesine uygun şekilde planlar yapar, hedeflerinizi, amaçlarınızı belirler ve buna uygun kişileri seçerseniz toplam kalitelerin felsefesinde olduğu gibi bunu başında yaparsanız size maliyeti 1 liradır. Ortasında ya da süreç devam ederken yaparsanız 10 liradır. Ama süreç bittikten sonra yaparsanız 100 ve katları şeklinde karşımıza maliyetler çıkarır. Dolayısıyla başında doğru planlamak, doğru insanları seçip doğru işlere yerleştirmek, iyi bir eğitim vermek ki bizim burada belki devreye girmemiz gerekiyor. Belki değil bizim 2547'den dolayı üniversite konseksinden baktığımızda bir üniversite çalışan akademisyen olarak olaya yaklaştığında en büyük katkımızın burada olduğunu yapmaya çalıştığımızda vurgulamak istiyorum. Yine insan kaynaklarımızda bir performans değerlendirme ölçme konusu önemli. Kariyer geliştirme son derece önemli. İş değerlendirme hemen arkasından geliyor. Ücret konusu olmazsa olmazlardan bir tanesi. İkna edip koruma işlemi ki son dönemlerde çok popüler bir konu yine. Türkiye'deki yaşanan birçok sorunlardan dolayı iş güvenliği ve iş gören sağlığı boyutunda. Ve İKİ'nin bu iki boyutları ve son olarak da belki burada atlanan konulardan bir tanesiydi. Konuşuldu ama belki burada yapılmadı, o anlamda bunu söylemek istiyorum. İnsan kaynaklarının uluslararası bir boyutta olduğunu da dikkate almamız gerekiyor. Biz burada Erasmus'ta, Work and Travel ya da benzeri uygulamalarla uluslararası tecrübesi olan gençleri sizler için yetiştiriyoruz. Kalifiye eleman konusu demircilik sektörünün ya da diğer sektörlerin temel sorunlarından bir tanesi. Ama eğer bu bağlantılar, işbirlikleri devam ederse ki biz altyapıdan itibaren, üniversite ilk yıllarından itibaren öğrencilerimizi bu anlamda yönlendiriyoruz. Tabii stajlar konusunda sizlerin desteklerini alıyoruz zaman zaman. Bunlar bizim için önemli. Öğrencilerimizin kulüpleri var. Çoğu zaman benimle görüşüyorlar, hocalarımızla görüşüyorlar, farklı pozisyondaki hocalarımızla destek bekliyorlar. Ki onları elinden tutmak lazım. Onlara hayır demek yerine destek olmak lazım ki onlar gelecekte sizin için çalışacak insanlar. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, makro açıdan baktığımızda
Türkiye'nin en önemli problemlerden biri çağın gerekten olduğunu insan yetiştirmek. Diğer bir nokta ise rekabetçi bir iş günü pazarının varlığı. Bunları kesinlikle göz ardı etmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde öğretim kurumları neler yapıyor? Aslında en net yaptıkları şey gençlerin kendilerini tanımalarına yardımcı olmak. Siz gençlere kendilerini tanımalarına izin verirseniz, onlara belli imkanlar verirseniz, inanın birçok şey kendiliğinden hallolacaktır. Yine iyi bir mesleki eğitim vermek, iş dünyasının istediği kişilik ve beceri profili oluşturmak, ki başkanım, oturum başkanım Veysel Hocam da biraz önce benzeri şeylere değindi. Biz iş dünyasının istediği personeli birebir yetiştirmek asıl görevimiz değil, onun altını da çizmek istiyorum. Tabii ki işbirliği yapacağız, tabii ki sizde çalışacak insanları yönlendirecek şekilde onlara bilgi aktarmalıyız ama biz akademisyeniz, teorik boyutunu da göz ardı etmemiz gerekiyor. Bunlar gerçekten çok önemli ve üzerinde kafa yorulması gereken konulardan bir tanesi. Çünkü insanları biz yetiştirirken sadece bir sektöre yetiştirirsek, üniversitenin o genel anlamındaki kapsamında düşündüğümüzde farklı şeyler doğurabilir. Biz genel anlamda refaha geliştirecek, yaşam kalitesini artıracak şekilde araştırmacı, sorgulayan, analitik olarak olaylara bakabilen gençler yetiştirmeliyiz. İşe girdiklerinde sektör öneceklerini çok kısa sürede ben öğreneceklerine eminim. Bu konuda hiç şüphem yok. Yeter ki biz donanımlı yetiştirelim onlara. Araştırıcı, sorgulayıcı şekilde onları yetiştirelim. Bunu sizler de hissedeceksiniz. Gelip sizle beraber çalışmaya başladıklarında. Ki bizim bir diğer şeyimiz de öğrencilere aslında iş arayan değil, kendi işini kuran. Ki ben işletmeciyim. Bizim için o daha önemli. Kendi işini kurabilmeli gençler. Önlerini açmalıyız. Bunu da göz ardı etmemiz gerekiyor. Ve yine işe yerleştirmek bu anlamda yüksek öğretim kurumlarının işi midir? Evet, son dönemlerde dünya çapında gelişmiş bir açısından baktığınızda bazı üniversiteler bu konuda belirli yatırımlar yapıyorlar. İşte mezunlarımızın ilk 5'ini, ilk 10'unu falan sektörü çalıştıracağız. Bunlar evet, teşvik edici, motive edici şeyler. İş dünyasını ve rekabet şartlarını dikkate aldığınızda. Ama bizim sadece görevimiz bu değil. Onun da altını yine çizmek istiyorum. Gelişmiş ülkelerdeki bu durumu dikkate aldığımızda karşımıza tabii ki kariyer yönetimi kavramı çıkıyor. Ben tanımlara falan çok fazla gidip yine zamanınızı almak istemiyorum. Ama kariyer yönetiminin temel amacını vermek istiyorum. En iyi şekilde insan kaynaklarını yetiştirerek, tabii burada örgütün amacına ulaşacak şekilde yetiştirme son derece önemli. Yine çalışanlar yaptıkları işe dair memnuniyet kazandırır ve yaptıkları işe değer vermelerini de sağlar insan kaynakları boyutunda baktığımızda kariyer yönetimi. Ki biz şirketleri değerlendirdiğimizde bazı analizler yaptığımızda en çok kullandığımız şeylerden bir tanesidir. İş gücü devir oranının düşük olması ya da yüksek olması o kurumla ilgili bize bazı ipuçları verir. İş gücü devir oranının düşürmesi ve bu şekilde maliyetler azaltılması bu anlamda da kariyer yönetimi açısından baktığımızda bize çok net bazı tespitleri yapmamız anlamında imkanlar tanıyor. Yine sektörde Osmaniye özelinde 26 işletmede yaklaşık 4200 çalışanın mevcut olduğu ve sektörün istihdam etkisinin hesaplanmasında genel kaba gören sabah oturumlarda da özellikle uygulanmıştı. 25 çarpanıyla güncellendiğinde bu rakamların yaklaşık 100.000 kişiye hatta bölge dışına ya da şehir dışına, Osmaniye dışına çıktığınızda bu rakamların yüz binlerle ifade edildiğini yine sektörde yapılan şeylerde çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten önemli bir sektör. Bu sektörün bir şekilde doğru yönlendirilmesi, doğru sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Yani şunu söyleyebiliriz bu anlamda kısaca. Gelecek bugünden planlanmalıdır. Bu belki de sunumun en çarpıcı ifadelerinden bir tanesi. Benim kişisel tabii söylediğim şeyler bunlar. Yine dünya çapında baktığımızda dünyanın en değerli markaları var. İlk 500, ilk 100 markaları var. Buralarda çok farklı sektörler ve çok farklı sektörlerle ilgili net ifadeler var. Bunları tabii ki yine görmemiz, göz ardı etmemiz gerekiyor. Gelişmekte olan ülkeyiz. Belli sektörler tabii ki belli bir süreç yaşanacak. İşte tarım toplumundan sanayiye, sanayiden hizmet sektörüne doğru bir süreç var. Bu sürecin de yaşandığını bilmek durumundayız. Ama bizim en çok belki de yine özellikle durmamız gereken şey, bir şeyler yapmak istiyorsak, farklı bir şeyler yapmak istiyorsak, dünyanın en başarılı ülkeler arasında ilk ona, ilk sıralara girmek istiyorsak,
büyük adım atmaktan korkmamalıyız. Çünkü uçurumları küçük sıçramalarla geçemezsiniz. Evet, yine bugünün iş dünyasındaki eğilimlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Rekabetçi bir düşüncenin pazarı var. Yani sistemde artan bir rekabet var. Bunu bugünden öğrencilerimizin mutlaka bilmesi gerekiyor. İşverenlerin bilmesi gerekiyor. İşte bize potansiyel olarak kimler gelecek, nereden gelecekler, nerede yetişiyorlar anlamında. Deneyimlere açık olmak gerekiyor. Burada özellikle altını çizmek istiyorum. Slaytlar konusunda değerli adamlarımızın, Osmaniye protokolünün bizim bu girişimlerimizde bize destek vereceklerine hiç şüphemiz yok. Bunu sadece biraz daha oranlı belki artırmaları konusunda onlardan desteklerimiz olacak. Bu son derece önemli çünkü deneyimlere açık olmak gençler için iş dünyası son derece önemli. Yine yaptığınız işi sevmekle keyif almak tabii önemli. Kişisel farkındalık, farklı disiplinlere temas etmek, ben öğrencilerime özellikle bunu söylemeye çalışıyorum. Mutlaka mühendisleriniz bir grube gidin, sosyal bilimlerle ilgili bir şeyler öğrenin. Ya da farklı derneklere, gruplere, sivil toplum kuruluşlarına üye olun. Onlarla toplumun farklı kesimlerine destek verecek şekilde işbirlikleri yapın. Yani gerçek hayatı ilklerinize kadar yaşayın ve hissedin. Çünkü elinizi taşın altına koymadan, bu konuda değerli adamlarınız eminim bana daha fazla destek vereceklerdir. Elinizi taşın altına koymadan öğrenemiyorsunuz. Kitapta teorik olarak anlattıklarımız evet önemli. Yoğun çalışmalar, araştırmalar sonucu yapılmış şeyler ama uygulaması konusunda da üniversite yıllarında size iyi bir fırsat sunabiliyor bu tür etkinlikler. Tabii başarısızdan ve hata yapmaktan korkmamak gerekiyor. Bu da son derece önemli. Çoğu insan hata yaptım, düştüm, artık ben kalkamam diye olaya yaklaşıyor. Oysa her düştüğünüzde kalkabilmelisiniz. Bu son derece önemli yine kişisel gelişim anlamında tespitlerden de bir tanesidir. Yine yöneticilerle ilgili ben profesyonel iş yaşamındaki tercihlerde somut faktörleri bilmeliyiz konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Mutlaka bugün demir çeliği masaya yatırıyoruz. İşte Vali Bey fıstıktan bahsetti, zeytin sektöründen bahsetti, Osmaniye'de bunlar da var. Ve endüstrileri tanımamız gerekiyor. Özellikle okul yıllarında bunların farkında olursak burada ne tür iş bulabilirim, ne işler yapabilirim, nasıl bağlantılar kurabilirim, geleceğimi nasıl şekillendirebilirim sorusunu eğer bu anlamda ele alırsanız ileriye dönüp çok rahat işler yapabilirsiniz. Tabii coğrafi konum yine önemli iş tercihlerinde. Ofisin yeri, nasıl şirketler için etüt yapılıp gidiş geliş mesafeleri, işte servis olayları düşürüyorsa çalışanlar için de bunlar tabii ki önemli. İnsan kalktığında hemen iş yerine ulaşmak istiyor. Ama bu çok kolay değil birçok yerde baktığınızda. İstanbul, Ankara'yı, büyük şehirleri, metropolleri düşünürseniz sadece gitmek bazen birkaç saat sürüyor işe. Oysa son dönemde sanal işler var. Evde oturarak yapılan işler var. Bunlarla yine yeni gelişmeler ve bunları da göz ardı etmemiz gerekiyor. Esnek olup belli konularda, belli düzeydeki çalışanlara bu konularda fırsatlar sunmak da önemli. Ki sizin terbiyeniz anlamında bu da önem taşıyor. Yine ücret paketleri önemli. Ücret benim kar paylaşımı, yan haklar, sigorta ve tatil gibi unsurlar. Şirketin büyük küçük olması, mesela son dönemde çalışanların ya da çalışmak için iş arayan arkadaşlarımızın bir uluslararası gelecek vaat ediyor mu firma sorusunda sormaya başladılar. Ki biz de o anlamda demir çelik sektörünün yanlış hatırlamıyorsam rakamları %70'i özellikle ihracat konusunda sabah da vurgulanmıştı. Bunlar önemli. Yabancı dil bilen, yurt dışı tecrübesi olan, çünkü biz derslerde bunları konuşuyoruz. Bazen bir kelime bile çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. Ben yıllardır derslerimde hep Nova örneğini veririm. Pazarlama dersinde bir hocam anlatmıştı. Amerika'da üretilen bir otomobil markasıdır. Yoksa der, daha sonra İspanya'ya satmak isterler. Yatırımlar yapılır. Yaklaşık 3 ay boyunca bir araç bile satılmaz. Nedeni nedir diye araştırmaya sorgulanmaya başlanır. En son satış elemanlarından bir tanesi der ki, almak üzere olan ama son anda vazgeçen müşteriye, hanımefendi, beyefendi neden vazgeçtiniz? Her şeyi güzeldi, beğenmiştiniz, ne oldu der. O cevabı orada verir. İşte sorarsanız, eğer müşteriyi dinlerseniz, doğru soruları sorup doğru şekilde dinlerseniz insanları, aslında birçok sorunun cevabı soruyu soran kişinin içerisinde ya da bilgide harcında vardır. Bu da farklı bir tespittir. Efendim der, her şey güzel ama der, arabanın riskine takıldım ben der. Nova der, İspanyolca da çalışmaz, gitmez anlamına gelir. Ben çalışmayan, gitmeyen adı olan bir ürüne niye bu kadar para veriyorlar?
kültürel faktörler orada devreye girer. Ki uluslararası boyutuna ben bugün çok fazla girmek istemiyorum. Girersem çıkamayız. Kültürel etkilerden, iş alışkanlıklarından birçok alanda ciddi anlamda sıkıntılar var ki sunumlarda bahsedildi. Farklı farklı engeller var. İşte kimi zaman kodalarla, kimi zaman benzeri şeyler, onlarla çok fazla yine girmeyelim. Yine şirket kültürü önemli tabii. Yaşam tarzı, iş yapma şekli önemli. Bunları da yöneticilerin zaman zaman gözden geçirmesi gerekiyor. Yönetici tipi önemli. Öğrenmeyi seviyor, özgürlük tanıyabiliyor ya da geri bildirim verebiliyorlar. Bunları da yine göz ardı etmemiz gerekiyor şirketimizi yönetirken. Örgütsel kariyer planlaması tabii bu anlamda devreye giriyor. Burada da örgüt odaklı olması tabii ön plana çıkıyor ve kariyer basamakları ile ilgili biraz. Bir firmanın içerisindeki bireyler için kariyer yolları ve faaliyetler oluşturma süreci olarak yine örgütsel kariyer planlaması en genel anlamıyla tanımlanıyor. Dolayısıyla örgütler bunu da gelecekteki ihtiyaçlarını düşündüklerinde mutlaka çalışanlarının istek ve arzularıyla bir arada tutmaları gerekiyor. Gençlerin okul yıllarında iş dünyasında hangi yeniliklerin olduğu, hangi alanların öne çıktığı ve nerelerde istihdam ihtiyacının oluşacağı gibi konulardan haberdar olmaları da yine büyük önem taşıyor. Biraz önceki ifadelerimde buna özellikle dikkat etmek istemiştim. Bu gerçekten önemli ve o yüzden birkaç yerde bunu sunumum boyunca vurgulamaya çalıştım. Ve çok net bir tespittir bu. Biraz önce bahsettim yine. Erasmus, Work and Travel gibi ki bizim işte dış ilişkiler kurum koordinatörlüğümüz var. Son 2 yıldır yaklaşık 50 civarında öğrencimizi biz Avrupa'nın farklı ülkelerine gönderdik. Hatta bunun Farabi ayağı var. Orada da yine 50 civarında belki biraz daha fazla öğrencimizi de 40 küsur 44 tane farklı kampüse, farklı üniversiteye gönderiyoruz ki öğrencilik yıllarında farklı tecrübeler edinsinler diye bunun için ofisimiz ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Tabii bunlar bize değişik programlarıyla gençler kendilerine yeni alternatif kariyer fırsatları yaratmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten bizim için önemli ve biz bunu önemsiyoruz ve destek vermeye de devam edeceğiz. Yine kariyer yönlendirmede kuşakların son durumlarına baktığımızda 1960'larda 80'li yıllarda doğanlar olarak belki değerlendirdiğimizde Generation X, X nesil dediğimiz, X tipi insanlar dediğimiz insanlar ya da ömür boyu bir şirkette çalışmak, şirketin ve değerlerine bağlı önem veren kişiler olarak karşımıza çıkıyorlar. Yine şirketlerce yönlendirebiliyorlar, kariyer planlarını şirketler oluşturuyor ve beklentileri şirketler tarafından yetenek yerine getirilmese de bu kişiler şirketlerinden kolay kolay ayrılmıyorlar. Ama bu da birazdan bahsedeceğim, değişmeye başladı. Ki bunun etkilerini sizler çok daha net görüyorsunuz ve eminim göreceksiniz. 80'den sonra doğanlar ise Generation Next dediğimiz kişiler. Ben bunu yine özel sektörde yaptığım ikili görüşmelerde, iş adamları yaptığım görüşmelerde çok net tespit ediyorum. Değişikleri şey, hocam biz Y tipini anlamıyoruz, Y tipiyle ilgili sıkıntılarımız var. Çünkü gerçekten kuşaklar arasında olaylara bakış ve değerlendirme adına farklılıklar söz konusu. Ben o noktada şunu söylüyorum. Destek olun, konuşun ve önlerini açın. Onlar sizi oldukça iyi yerlere taşıyacaklardır. Evet, bunlarla ilgili birkaç örneğimiz var. Onları çok değinmeyeyim, geçeyim. Türkiye'de kariyer değiştirme sebeplerine birkaç cümle değinmek istiyorum. Şirketlerden çünkü yaptığım yine insan kaynakları müdürleri ya da işletme müdürleri yaptığımız konuşmalarda tespit ettiğim şeylerdir bunlar. İnsanlar kendi özelliklerine, ilgi alanlarına, kişilik yapısı uygulanmayan bir meslek alanında çalışması nedeniyle ortaya çıkan mesleki tatminsizlik dolayısıyla zaman zaman kariyer değiştirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yine meslek alanlarının popülaritesi değişiyor. Eskiden çok popüler ama şu anda kimse yüzümüze bakmıyor. O yüzden değiştirmemiz gerekir gibi düşünceler söz konusu. Yine belli meslek alanlarının kriz ortamında daha derin ilerlemesi ki bankacılık sektörü bu anlamda 2003'lerde, 2004'lerde yaşanan krizde yanlış hatırlamıyorsam 130 bin kişinin işsiz kalmasına neden olmuştu. Yine yeni yüzyılın başarılı kariyer yönetimi nedir sorusuyla tamamlamaya çalışıyorum sunumu yavaş yavaş. Yönetim ve liderlik yöntemlerinde değişiklik gerekiyor. Kesinlikle buralarda bir daha gözden geçirmek lazım. Esnek planlar hazırlamak gerekiyor. Bir defa planı hazırlayan o defalarca kullanım. Hayır, kesinlikle o şansınız yok. Tabii sektör,
çok içinde bulunduğumuz alan, çevrenin değişikliği gibi Ansoff'un teorileri vardı bu konuda. Ona göre sizin değişik modeller kullanmanız gerekiyor ki şu anda biz bir kaos ortamından bahsediyoruz. Her şey çok değişken, her şey çok hızlı değişiyor ki insan kaynakları da bu anlamda nüfus olarak baktığınızda çok farklı beklentiler içerisinde. Bunları da dikkate almamız gerekiyor. İşte Erasmus ya da Beşikten Mezara örneğinde olduğu gibi yaşam boyu öğrenme bizim için önemli. Bunları da yine dikkate almamız gerekiyor. Yaşam boyu öğrenecek şekilde kendimizi sürekli hizmet iş eğitimlerine vesaire yetiştirmemiz gerekiyor. Son birkaç öneriyi toparlamak istiyorum sunumumu. Yine modern insan kaynakları yönetim açısından değerlendirildiğinde sektörde insan kaynağının sağlık, iş becerisi ve refahının korunup desteklenmesi, güvenli ve sağlıklı iş ortamlarının sürekli olarak geliştirilmesi ve iş konusunda psikolojik, psikososyal ve örgütsel yaklaşımlar geliştirilerek iş ve yönetim kültürlerinin elverişli hale getirilmesi bir zorunluluk. Ki bu uluslararası dış ticaret dediğimizde daha da fazlasıyla önem kazanıyor. Kalifiye eleman temini konusunda eğitim kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmeli. Böylelikle sadece demir çelik sektörünün değil, diğer sektörlerin de kalifiye eleman teminine katkı sağlayacağı unutulmamalı. Bu anlamda hepimize çok fazlasıyla iş düşüyor. Yine firmalar özelinde eğitim teşvik edilmelidir. Mesela üniversitemizde Okusam diye bir merkezimiz var. Burayla bağlantıya geçip çok farklı şeyler yapabiliriz birlikte. Yine üniversite sanayi işbirliği teşvik edilmeli. STK'lar bu anlamda son derece önemli. Çünkü biz bireysel anlamda gidip görüşmeler yaptığımızda maalesef birçok konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Ki STK'ların bu konuda biraz daha gelişen olması gerekiyor. Osmaniye'nin geleceği anlamında, bölgenin geleceği anlamında çok daha büyük roller oynayacaklarına bugünkü sunumlarda da tespit ettiğim kendi adıma bunu tabii söylüyorum. Kadarıyla çok güzel, umut edici şeyler aldım. İnşallah onlar daha hızlı olur, daha net şekilde belirli görürüz gelişmeleri. Yine Osmaniye ihracatının %70'i gerçekleştiren demir-çelik sektöründe katma değeri yüksek olan ürünler üretilmesine ve özellikle ARGE çalışmalarına önem verilmesi gerekiyor. Sanayi stajı belgesinde de bu nokta net bir şekilde zaten kurgulanmış. Bunları sadece biraz daha dikkat etmemiz, gözden geçirmemiz, hatırlamamız gerekiyor zaman zaman. Yine etkin bir üniversite sanayi işbirliği sağlayabilmek için İlişkiler rastlantıya bırakılmamalı. Ben buna özellikle yine altını çizmek istiyorum, çizerek değinmek istiyorum. Karşılıklı, belirli sıklıklarda planlı görüşme ve toplantılar yapılmalıdır. Bu anlamda Doğakay'a ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu tür fırsatları üniversitemizle birlikte yapmak konusunda bizi desteklediğinden dolayı. Yine gençlerle ilgili sosyal medya dikkatlerden kaçırılmamalı. Yani size daha sonraki yıllarda, önümüzdeki günlerde gelip çalışacak insanların en çok kullandığı şeyler işte Facebook'tur, Twitter'dır. Bu konuda da yakından ilgilenmenizi önemli olacağını, size farklı şeyler katacağını hatırlatmak isterim. Yine unutulmamalıdır ki gelecekte gelişim ve değişimin arkasından gidenler değil, gelişim ve değişimi yönetenler başarılı olacaktır diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sunumlarından ötürü Sayın Doçent Doktor Murat Türk'e teşekkür ediyoruz. Son olarak genel değerlendirme, sektör beklentileri ve politikaları için oturum başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Mustafa Übeyli'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Oturumu gerçekleştirmek için Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ünal'ı, Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Doktor Veysel Yayan'ı ve son olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Erdal Arslan'ı sahneye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, 4. ve son oturum hakkınız hoş geldiniz. Öncelikle ben bu oturuma kadar verdikleri bilgilerle gerçekten hem sektör hakkında hem de demir çelik hakkında önemli bir şekilde aydınlatma yapan değerli konuşmacıların hepsine teşekkür etmek istiyorum. Esasen aslında bu oturum kapsamında benim belirlediğim 3 ana başlık var. Onun üzerine değerli panelistlerimizin ben görüşlerini alacağım. Panelistlerimiz az önce de takdim edildiği gibi Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ünal Ay Beyefendi. Yine Demirçelik Üreticiler Derneği Genel Sekreteri Doktor Veysel Yayan Beyefendi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Doktor Erdal Arslan Beyefendi. Bu panelde konuşmacı olarak bazı konularda aydınlatmaya çalışacaklar hepimize. Panelin başlangıcından itibaren tabii önemli vurgular yapıldı. Yaygın etkisi, teknolojik önemi ve stratejik olmasından dolayı çeliğin gerçekten çok değerli bir ham madde olduğu sıkça vurgulandı. Ve bu konuyla ilgili olarak özellikle son 20 yıl içerisinde Türk girişimciliğinin büyük bir başarısı var. Ham çelik üretiminde gerçekten geldiğimiz noktada aslında hep şimdiye kadar başarı hikayelerini dinledik. Gerek bölgemizde gerekse diğer bölgelerde demir çelik üretimi konusunda özel sektörün büyük bir başarısı bulunmakta. Bu son derece önemli. Her açıdan yaygın etkisi olan bir sektör. İstihdama katkısı var. İşte büyük bir ihracat kalemimiz. Aynı zamanda dediğimiz gibi çok kritik alanlarda, çok farklı alanlarda kullanıldığı için mutlaka temin edilmesi gereken, üretilmesi gereken, üretiminin planlanması gereken ve geleceğe yönelik de aslında projeksiyonların mutlaka yapılması gereken çok önemli bir sektör. Biz tarihsel gelişim süreci içerisinde baktığımız zaman aslında tüm çağlara damga vuran uygarlıkların bilim ve teknolojide ileri olan uygarlıklar olduğunu, aynı zamanda bunlara paralel olarak üretimde, yani önemli üretimler gerçekleştiren toplumlar olduğunu görüyoruz. Bu bizim uygarlığımızda da böyleydi. Yani bundan bir 4000 yıl öncesine baktığınızda da böyleydi. Çok ciddi bir üretim toplumuydu Türkler ve gerçekten metal işleme alanında da çok önemli katkıları vardı. Ve bizim özellikle 11. ve 14. yüzyılda bir Türk Rönesansı'ndan bahsetmemiz mümkün. Her anlamda bilim ve teknolojide gerçekten çok önemli katkılarımızın olduğu ve her anlamda çok ileri bilgi birikimlerinin sağlandığı uygarlıklarımızdan bahsetmemiz mümkün. Fakat daha sonraki gelişmelere baktığımızda özellikle sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmelerde tabii bu bilim ve teknolojinin önemini kavramış, yenilikçiliğin, Ar-Ge döneminde kavramış toplulukların, özellikle batılı devletlerin bu anlamda çok büyük bir bilgi birikimi sağladı ve çok önemli ilerlemeler sağladı ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıktıkları bir gerçek. Bundan dolayı tabii ki bizim bu sektörde de, demir çelik sektöründe de bir yandan bu başarı hikayelerini mutlaka devam ettirmemiz gerekiyor, artırarak devam ettirmemiz gerekiyor ve bununla ilgili olarak sektörün sorunlarının tabii ki mutlaka ele alınması gerekiyor. Sektörün sorunlarıyla birlikte de kısa, orta ve uzun vadeli planların yapılması gerekiyor. Bizim belki de hem devlet geleneği, aslında çok iyi bir devlet geleneğimiz var tarihten itibaren ama ne yazık ki özellikle kısa, orta ve uzun vadeli planlar konusunda çok da başarılı olduğumuz söylenemez. Yani bu hem kendi ülkemiz için hem dış ilişkiler açısından veya farklı konularda. O yüzden çok iyi bir planlamanın yapılması da gerekli. Bu da yine demir çelik sektörüyle ilgili olarak tabii bu gerçek bir durum, mutlaka ele alınması gerekiyor. Şimdi ben müsaadenizle değerli panelistlerimizden sırasıyla zaman ve etkin kullanmak açısından her bir ana başlık altında kendi görüşlerini isteyeceğim. Öncelikle aslında sektörün başlıca sorunlarını birçok aslında konuşmacımız vurguladı. Sağ olsun ikinci oturumda Çetin Bey çok derin ve geniş bir sunuş yaptı. Çok önemli bilgiler verdi. Aslında bize pek fazla bir şey bırakmadı bu anlamda. Ama yine de bunların tekrar vurgulanması, bedellerin toparlanması gerekiyor. Ben öncelikle sektörün başlıca sorunlarından ilk sözü Dr. Veysel Ayan Beyefendi'ye vermek istiyorum. Hocam kısaca 5 dakika yaşmayacak şekilde görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Tek bir 5 dakika değil, her bir başlık için hocam 5 dakika. Sırasıyla hocalarınıza 5'er dakika. Şimdi ben sektör sorunlarına gelmeden evvel şöyle çok kısa bir özet yapmak istiyorum. Malumunuz Türkiye'nin bir büyüme hedefi var. 2010 yılında, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Şimdi bazılarına göre bu imkansız. İmkansızı konuşmak lüzumsuz. 2060 yılında bile bu hedefe ulaşmamız mümkün değil. Bir görüş bu. Bunlar ilişkin bir sürü akademik yazılar neden olamayacağına dair. Geçenlerde Kemal Derviş Bey gelmişti.
O da bunun mümkün ama çok zor olduğunu söyledi. Çünkü %7'nin üzerinde bir büyüme gerekiyor kümülatif olarak. Bu mümkün ama çok zor. Bana imkansızdan daha sempatik bir yaklaşım gibi geliyor. Çünkü biz sektör olarak buna benzer bir performansı gösterdik. Biz geçtiğimiz 10 yıl içerisinde biraz evvel yapmış olduğumuz sunuşlarda hangi ülkeleri geride bıraktığımızı söyledik 10 yıl içerisinde. Tayvan'ı, Meksika'yı, Fransa'yı, İspanya'yı, Kanada'yı, İngiltere'yi, Brezilya'yı, Ukrayna'yı ve İtalya'yı geride bıraktık. Bunların arasında Brezilya'nın ve Ukrayna'nın dünyanın %10'un üzerinde cevher rezervine sahip en büyük doğal kaynak sahibi ülkeler olduğunu ve Brezilya'nın mesela nüfusunun, Türkiye'nin nüfusunun 2,5 misli olduğunu falan da belirtmek isterim. Dolayısıyla mesela bir İngiltere'nin geleneksel çelik üreticisi bir ülke olduğunu ve geçmişte bunları geçme iddiasının bir takım insanların gülümsemesine yol açabileceğini belirtmek isterim. Biz bunları başardık. Bu başarıyla gurur duyuyoruz. Biraz evvel Sayın Hocamız, büyük uçurumlar küçük adımlarla geçilemez. Büyük adımları atma psikolojisi içerisinde olmak gerek derken bence tam isabetli bir teşhis yaptı. Bundan çok değil, 10 yıl evvel, 10 yıl, 7-8 yıl evvel Türkiye'nin adaylığa kabulü sırasında Danimarka Başbakanı'nın televizyondan Türkiye için single beni bile fedakarlık etmek mecburiyetinde değiliz. Ne münasebet, niye bu kadar dileniyorlar gibi bir şeyler söylemişti. Ben televizyonu karşısında çok mahcubiyet duymuştum. Şimdi geldiğimiz noktada onlara göre çok daha ekonomik açıdan iyi durumdayız ve Avrupa'da pek çok yerde bize bu başarıyı nasıl elde ettiğimizi söylüyorlar, soruyorlar. Şimdi dolayısıyla biz bunu kendisi bir takım başarıları elde etmiş, bütün sıkıntılara rağmen bir sektör olarak Türkiye'nin de bunu başarabileceğini ve sırt sırta bunu gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Çetin Bey'in sunuşlarında bir takım problemler dile geldi. Bunlardan birisi de şu, biz yatırım yapabilecek yer bulamıyoruz. Sonradan arkadaşlarımız Veysel Bey, kardeşim bu Narenciye Bahçeleri konusunu biraz şey yaptı. Çetin Bey'in o konuda hassasiyeti olmadığı düşünülmesin. Çetin Bey yüz itibariyle geçmişinden hep çevreci, düşünce ağırlıklı bir insandır. Şimdi bunu söyleyen kişi denizi doldurmak dahil her türlü sorumluluğu üstlenmiş bulunduğu kuruluşlarda opsiyonları denemiş ve diyor ki vahşi bir şekilde gelişmeyelim. Gelişmeye devam edelim, planlı bir şekilde gelişelim. Orada kaybettiğimiz Narenciye Bahçesi varsa başka bir yerde on mislini yapalım ama gelişmemize engel bu olmasın. Bu çok amatörce bir yaklaşım olur. Bu bizi gelişmeden alıkoyan bir şey olmamalı. 100 dönümlük bir Narenciye Bahçesi'nden 100 ton ürün alabiliriz. 10 misilleri ben çarpayım, 1000 ton misil. Orada 1,5 milyon ton çelik alırsınız. Çelik kilo başına değeri 10 kilo narenciye alın yeri gelir. Onunla narenciye bahçelerini her yere yaparsınız. Biz bu tür iyi ölçülüp biçilmemiş değerlendirmelerle gelişmemizi yavaşlatamayız. Başka ülkelerde, şu an Amerika Birleşik Devletleri yatırım yapmak için her şeyi veriyor. Kendi gönderdiği, Çin'e gönderdiği, Uzak Doğu'ya gönderdiği sermaye diyor ki gel yatırım yap, bizim kuruluşlara da söylüyor. Şu anda Türkiye'nin bizim eski Osmanlı coğrafyasında çelik tesisleri var. Mesela Fas'ta var, Cezayir'de Fuat Tosyalı Bey söyledi, Karadağ'da yine Fuat Tosyalı Bey'in var, Arnavutluk'ta var, Romanya'da var, Irak'ta var, Gürcistan'da, Azerbaycan'da, Sudan'da var. Şimdi dolayısıyla başka yerlere gidecek bir potansiyelimiz varken bu potansiyeli Türkiye'de değerlendiremiyor olmamız ciddi bir eksiklik. Yani yatırım yapmak için yer bulamıyoruz, enerji bulamıyoruz, enerjinin nakli konusunda sıkıntılarımız var. Biz bunları çok fazla tartışmadık. Yani ortada bir başarı hikayesi var ama bu nelere rağmen yapılıyor, bunun ayrıca tartışılması lazım. Özetle ifade etmek gerekirse, bugün artık dünyanın her yerinde ve özellikle Avrupa'da Türkiye algısı değişiyor. Yani evvelden gittiğimizde ben kamuyu da temsil ederek giderdim. Size bakış tarzı farklıydı ve siz de o bakış tarzının altında eğilirdiniz. Şimdi yani kontrol etmek istediğimiz fakat bazen kontrol edemediğimiz yukarıda bir bakış tarzı bizde var. Yani bu zavallı Avrupalılar işte problemleri de var ama yardımcı olalım falan gibi bir duygu içerisindeyiz. Bu iyi değil, karşı tarafa itici gelebilir ama bugün geldiğimiz noktada durumumuz bu. Bunun bir anlık rüzgar olmaması, yerleşmesi, gelişmesi ve ileride bir daha o itili
bizim katılan, kendisine böyle yapmadılan ve niye bizden yardım istiyorsunuz, dileniyorsunuz denilen bir ülke, o ülkenin insanları olmuyorsak ki bu bize yakışmıyor. Bu bizim derin bilinçaltımızda yok. Biz bu şekilde şu geçtiğimiz 50 yılda, 70 yılda yaşadığımız gibi yaşamaya müstahbir tarihin insanları değiliz. Müstahbir tarihin insanları değiliz. Böyle bir psikoloji içerisinde değiliz. Dolayısıyla biz bu söylediğimiz hedeflere ulaşabilmek için gerekli her türlü gayret göstermek zorundayız. Bu açıdan bugünkü toplantının burada yapılmış olmasını da ben bu gayretin bir müşahhas ifadesi olarak görüyorum. Ve o kalkınma ajansı, genel sekreterimiz Onur Bey'in bu konudaki katkıları ve sayın rektörümüzün bu konudaki destekleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten bazı şeylerin başlangıcını yapmak zordur ama inşallah bu geliştirilerek sürdürülür. Osmaniye bölgesinin bu bölgenin gelişmesine, bu bölgenin Türkiye'nin gelişmesine büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Çetin Bey'in bahsettiği tek tek müşahhas örnekler, kendisine de söyledim. Aslında o yaptığı sunuşu keşke ben kesemedim. Yarım saat 45 dakika içerisinde değil de yarım gün içerisinde yapma imkanı olabilseydi. Çok kapsamlı olarak ve farklı karar verme merciğindeki noktasındaki insanların da iştirak ettikleri bir ortamda sunabilseydi. Biz sektör olarak problemlerimizi abartmadan, çok fazla onları şey yapmadan doğru bildiğimiz yolda ısrarlı bir şekilde yürüyoruz. Ama bizim yaptıklarımızın da doğru anlaşılması ve bunların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda Narenciye örneğinde olduğu gibi bu tür şeyleri de biraz daha iyimser bakışla yeniden gözler geçirmek gerekiyor düşüncesindeyiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bu konuyla ilgili olarak aslında yani sorunları belirtirken aslında çözüm önerilerini de beraberinde dinleyicilerimize iletebiliriz. Ben bu konuda görüşlerini almak üzere özellikle insan kaynakları konusunda Sayın Hocamız Ünal Ali Beyefendi'den rica edeceğim. Herkese iyi akşamlar diliyor, saygılıdan selamlıyorum. Demir-çelik sektörü hani bütün dünyada en eski sektörlerden birisi. En eski sektör olmasıyla birlikte diğer bütün sektörlerin başına gelen konu da başına geliyor. Demek istediğim sektördeki kazanç sağlama rekabeti açısından şey çok yüksek. Uğraş çok yüksek. Sektörün önemli ölçüde kazanç sağlaması, işte bizim terminolojimizde ölçek ekonomisi dedikleri şeyi büyütmekten geçiyor. Verimliliği oradan elde edebiliyor. Üretim iddiamını genişletmekten geçiyor. Türkiye bu bağlamda baktığımızda bir hayli gelişme göstermiş. Anladığım kadarıyla bir önceki oturumlarda dünyada sanırım 10. sıraya falan çıkmış bir üretim kapasitesi var. Bir taraftan hala Türkiye'nin ekonomik şey içinde, yapısı içinde güçlü bir yeri varken demir-çelik sektörünün, diğer taraftan da sektör aleyhine gelişmelerde söz konusu. Mesela çevreyle ilgili kaygılarımız, çevre mevzuatımız bu sektörü sanıyorum ciddi bir şekilde yeni uğraşlara, yeni maliyetlere doğru itmek zorunda. Ama sektörde zaten şey yapabilmek, rekabet edebilmek zaten çok zor. Tabii insan kaynağı dedi Sayın Hoca. İnsan kaynağı açısından da baktığımızda sektörün eskiliğinden dolayı artık şöyle söyleyelim, yeni nesil içinde çok cazip sayılacak koşullarda sunmuyor. Yani bugün üst düzeyde olsun daha sistemin aşağılarında işte mühendis olarak çalışmak açısından, İşçi olarak çalışmak açısından baktığımızda insanlar yeni teknolojilerin kullanıldığı yahut da yeni oluşan sektörlerde daha var olmak istiyorlar. İşte bu değişiyor. Bugün genç bir insana sorduğunuzda
hani bir fabrikada çalışmaktan ziyade bir ofis ortamında çalışmayı yayılıyor. Bütün bunlar sektörün bir şekilde çözüm getirmesi gereken sorunlar olarak görüyorum ben. Yani sektörün varlığı şeye dayalı. Hani üründen ziyade üretim teknolojilerinde bir şeyler yapmaları gerekiyor. İşte bilgincilerin falan diyoruz. Yani sistemi yeni yöntemlerle, yeni tarzlarla daha verimli kurmak zorunda. Arkesi bir şeyden ziyade, çelik ürünün kendisinden ziyade, çıktıdan ziyade üretme süreçlerine aktarmak zorunda. Ancak bu şekilde ayakta durabiliyorlar. Ama belli bir şekilde Türkiye'nin bu hususta geldiği noktaya baktığımda da hani eğer işte çelik sektörünün ortak temsilciler olarak bazı şeyler geliştirebilirlerse, uluslararası rekabet için stratejiler geliştirebilirlerse bir hayli biz bu sektörü Türk ekonomisine katkı sağlayacak yahut da katkısını büyütecek hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Benim aklımdaki şeylerden birisi, özellikle insan kaynağına yönelik çözümlerden birisi, hani bugün üniversiteler olsun, daha aşağıdaki eğitim kurumlar olsun, hiçbir sektörün spesifik sorunlarına çözüm getirecek güçte değil. Dolayısıyla işte yeni yüksek öğretim yasasındaki değişikliklerle farklı üniversite türlerinin yahut da farklı kurumların oluşturulması da söz konusu. Belki böyle bir sektörde sektör temsilcileri aracılığıyla kendi insan kaynağını kendi ihtiyaçlarına göre yetiştirme yoluna gidebilir. Bu dediğim gibi mühendislik düzeyinde de olabilir, beceri geliştirme düzeyinde de olabilir. Nitekim yıllar önce ben İskenderun Demirçelik'te 4-5 yıllık deneyimim var. Bizim orada gayet işlevsel bir çırak okulu şeyimiz oldu, girişimimiz oldu 80'li yılların sonunda. Bir girişimimiz oldu. Sanıyorum Demirçelik sektörü bu türden uygulamaları tekrar şey yaparak, gündeme getirerek özellikle insan kaynağıyla ilgili sorunlarına yönelik, yani demir çeliğin kendisine has becerilerin öğrenilebileceği bir şey oluşturabilir, ortam oluşturabilir. Yoksa orta düzeydeki meslek okulları yahut da üniversite düzeyindeki şeylerin, farklı şeyler, yüksek okulların demir çeliğin ihtiyaçlarına çok da şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü şeyden mevcut genç kesim yahut da öğrenci kitlesi demirçelikten ziyade daha farklı alanlarda şey hizmetlerinin peşine giriyor. Bir diğer tehditte bana sorarsanız şeyden geliyor, işte yakın zamanlarda özellikle özel sektördeki ücretlerin düşüklüğü tartışması başlıyor burada. Gerçekten çok sayıda öğrenci bir yere girse bile hemen KPSS kitapçığını alıyor, hazırlığa başlıyor. Niye? İşte herhangi bir şekilde devletin patron olduğu bir yerde çalışması iş güvencesi getiriyor. Daha ne diyelim sistematik yahut da biraz daha özgür ortamlar sağlıyor. Kalınca bütün bunların bir şekilde tartışılıp sektör tarafından yeni stratejilerin oluşturması yönünde hareket etmeleri gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bu konuyla ilgili olarak görüşlerini almak üzere Erdal Hoca'ya ben mikrofonu veriyorum. Sistem çalışıyor herhalde. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Son oturum ve son konuşmacı olarak bana söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı ama planladığımız şey bugün sektörle ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara somut öneriler getirebilecek miyiz noktasında bir çıkarım sağlayabilecek miyiz de. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tüm panelistlerimizin olduğu gibi benim de Çetin Bey'e mutlaka atıfta bulunmam lazım. Söylenecek birçok şeyi kendisi bile getirdi zaten. Dolayısıyla ben onların içerisinden tekerrüre düşmemek için şöyle bir not aldım. O da şeyle ilgili, yani biz İSAT'ta veya işletmede, işletmelerin yer seçimiyle ilgili veya işletme kurumuyla ilgili üretim faktörlerini tespit ederken ham maddeye de değiniriz. Dolayısıyla
sermaye ve işte ulaşıma bunların hepsine değinildi ama ham madde ile ilgili bir sıkıntı yok herhalde sektörde, temin ile ilgili. Dolayısıyla ham madde temini ile ilgili hiçbir panelistin çok fazla problem yaşamadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla o konuya değinmek isterim. Şöyle bir baktım ben, sektör dünyadaki hurda metalin yaklaşık %20'lik kısmını ithal ediyor. Dolayısıyla bu 21,5 milyon tona tekabül ediyor ve bunun yaklaşık %46'sını Avrupa Birliği ülkelerinden, ikinci olarak %36'lık kısmını ABD'den ve %20'lik kısmını ise üçüncü büyük ülke olarak da Rusya'dan gerçekleştiriyor. Şimdi önümüzdeki süreçte bu ham maddenin tekrar teminiyle ilgili veya ham madde temininin dünyadaki temin ettiğiniz o tedarikler kimler çok fazla biz bilemiyoruz ama bu tedarikler noktasında sizin 2023 hedefiyle ilgili planlarınızı gerçekleştirme noktasında bir sıkıntıya düşerseniz dolayısıyla sektörün gelişiminin de sekteye uğrayacağı aşikardır. Dolayısıyla bu ham madde kaynaklarının kesilmeyeceğini, arkasının kesilmeyeceğini, bu hurdanın sürekli olarak tekrar size ulaşabileceğinin şeyi nedir? Bunu tespit etmek lazım. Yani bunu ortaya koymak lazım. Bu ham madde siz her zaman istediğiniz şekilde ulaşabilecek misiniz? Bu ham madde her zaman dünyada hurda olacaktır. Fakat bunun teminiyle ilgili, ulaşım şekliyle ilgili bir sorunla veya bir problemle karşılaşırsanız bu noktayı çözmeyle ilgili alternatif bir proje, alternatif bir düşünce, bir somut çalışmanız var mı? Buna bakmak lazım. İkinci olarak Avrupa Birliği ile ilgili müktesebatın içerisinde de yer alıyor. Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin de gelişmiş düzeyleriyle birlikte demirçelik sektöründen uzaklaştığı ki İngiltere sektörün başlangıcı itibariyle en temel ülke olmasına rağmen şimdi İngiltere'nin bu işin çok uzağında bir yerde olduğunu söylesek yanlış olmaz. Herhalde bir Hintli firmanın kontrolünde şu an orada da İngiltere'deki demirçelik sektörü. Dolayısıyla bizim de ilerleyen süreçte gelişmemizle birlikte, hizmet sektöründeki gelişmelerle birlikte demirçelik sektörünün gelişmeye olan katkısının ne oranda değişeceği ve ne oranda gelişeceği, bu katkının istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşamayacağı noktasında bir katkısının tartışılır olabileceği de aşikar. Ama bu Avrupa Birliği müktesebatı gereği yine ham madde teminiyle ilgili yine Demirçelik Üreticileri Birliği'nin veya Türkiye Odaları Borsalar Birliği Demir ve Metal Üreticileri Meclisi'nin buradaki sektör temsilcilerini bir araya getirip bu teminin garantiye alınmasıyla ilgili Avrupa'daki birçok ülkede ortak şirket kurup burada ham madde teminini bizzat kendilerinin gerçekleştirmesi gibi bir öneri, burada bir düşünce, bir fikir burada somut olarak ortaya atılabilir. Netice itibariyle bu ham madde tüm firmaların tedarikiyle ilgili bir zorunluluk. Bununla ilgili de ortak bir ekip kurulup, ortak bir şirket kurulup, bunun da kuruculuğunu Demirçelik Üreticileri Derneği gerçekleştirebilir. Dolayısıyla bunlar ortak bir şirkette, Avrupa Birliği'nde de bu konuyla ilgili çok büyük fonlar var. Hem çevre temizliğiyle ilgili katkı sağladıklarından ötürü, hem de işte Almanya'da mesela Kuzey Vestfalen Eyaleti'nde Orta Vestfalen Kalkınma Ajansı var. Dolayısıyla oradaki kalkınma ajansı hiçbir ücret talep etmeden bu tür girişimlere yer veriyor. Dolayısıyla böyle bir çalışma yapılabilir. Böyle bir burada noktasında, temin noktasında bir çalışma gerçekleştirilebilir. Bu da ham maddeyle ilgili ileride olabilecek bir sıkıntının da önüne geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik bu konuyla ilgili katkı bu kadar hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Şimdi genel olarak aslında ilk turda konuşulanları ve aslında panelde de diğer konuşmacılar tarafından vurgulanan noktaları bir toparlayacak olursak aslında bölgede ilk etapta sanırım yatırım yerinin belirlenmesi konusunda ve yatırım yeriyle ilgili bir takım sıkıntılar var ve bu sorunun giderilmesi gerekiyor. Yine daha önce de vurgulandı, Çetin Bey vurgulamıştı. Yani enerji kullanımıyla ilgili olarak bölgeler arasındaki dengesizlik, en azından fiyat dengesizliğinin giderilmesi ayrı bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü çok ciddi miktarlarda enerji tüketen bir sektör, demir-çelik sektörü ve ucu mutlaka ucuz enerji temini gerekiyor. Aynı zamanda yine çevre mevzuatıyla ilgili bir takım vergiler veya kesintiler gerçekleşiyor. Belki bu anlamda aslında bir sonraki başlıkta da konuşacağız bir durum ama belki
açısından demir çelik sektörünün önünü açacak bir takım yeni düzenlemeler getirebilir diye düşünüyorum. Ham madde vurgusunu yaptı Erdal Bey. Aslında çok haklı, çünkü ham maddeye baktığımızda bizim gerçekten şimdi iki farklı tesisi de düşünmemiz lazım. Sadece aslında buradan üretim yapan tesisler değil, işte Cevher'den üretim yapan üç büyük tesisimiz var. Dolayısıyla biz Cevher'in 2011 yılı verilerine baktığımızda %60'ı dışarıdan temin edilmiş durumda. Dolayısıyla Cevher açısından da ne yazık ki kendimize yeter durumda değiliz. O yüzden madencilik anlamında üretim metalürjisinin geliştirilmesi, cevher zenginleştirme işleminin geliştirilmesi ve demir madenciliğinin daha da yaygınlaştırılması gerekiyor. Başından baktığımızda yeterli kaynaklarımız var. Dolayısıyla cevher açısından dışarı olan bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırabilecek potansiyelimiz var. Aynı zamanda burada Türkiye işte dünyanın en büyük hurda ithalatçısı ülkesi. Çok büyük bölümünü dışarıdan temin ediyoruz. Bu anlamda yine belki yerli kaynaklar tabii ki yani ülkeden ülkeye değişiyor tabii ki burada kaynakları. Yerli kaynaklarımızı kullanarak daha fazla yurt içi temin yapmak yoluna gidilebilir. Yine Cedim Bey buna bir örnek vermişti aslında. Gemi söküm merkezinin işte bölgemizde oluşturulması ve bu konuyla ilgili olarak işte daha büyük oranda yurt içinden burada temini şeklinde hem de bölgeye yakın olması açısından bu da alternatif çözümlerden biri olabilir. Ve tabii mutlaka başlıkta vurguladık. Sektörün kısa, orta ve uzun vadeli. Dünyada çünkü piyasalar değişken, yani bir yerde çıkan işte ekonomik kriz, zincirleme başka ülkelerde çok rahatlıkla etkileyebiliyor. Bu öngörüleri de yaparak mutlaka sektörün kısa, orta ve uzun vadeli plan yapması gerekiyor. Artık gelişen teknolojiyle birlikte yeni yönelimler de var. Her ne kadar bugün paslanmaz çelik tüketimi az da olsa veya ileri yüksek dayanımlı çeliklerin şu an kullanımı belli otomotiv firmalar veya belli çelik üretim firmalar tarafından gerçekleştiriliyor olsa da bu ileride yaygınlaşacak. Çünkü yakıt sarfiyatını azaltmak anlamında, işte araçların alımının azaltılması anlamında önemli gelişmeler sağlıyor bu tür çelikler. İşte çift fazlı çelikler, karmaşık fazlı çelikler veya martensitik çelikler dediğimiz ileri yüksek dayanımlı çelikler var ki bu aslında Türkiye'de üretilen çelikler, düşük alaşımlı çeliklerden bir farkı yok. Sadece ısıl işlemlerde farklılık var. Sektör bunun altından çok rahat kalkabilir. Sadece yönelmesi lazım. İleri yönelimler ben bu doğrultuda olacak diye düşünüyorum ve ileride tüketim artacak. Çünkü çok ciddi oranda otomotiv sektörünün demir ve çeliğe, özellikle çelik ürünlerine ihtiyacı var farklı sınıflarda. Yine özellikle Ünal Hocam bahsetti insan kaynakları konusunda. Tabii ki farklı çalışma koşulları olsun, maaş konusu olsun tabii ki mutlaka mezunların tercihinde etken oluyor. Ama bu anlamda tabii sektörde de daha nitelikli eleman yetiştirilmesi için mutlaka meslek liseleri, hatta meslek yüksekokulları ara eleman açısından bunlar da son derece önemli ve ona yönelik belki bir takım hazırlıkların yapılması gerekiyor. Yeterince devlet desteği alınamadığı vurgusu yapılmıştı. Şimdi tabii ben şu konuda kesinlikle yani hangi sektör olursa olsun öyle düşünüyorum. Mutlaka yerli sanayiciye pozitif ayrımcılık yapılması gerekli. Yerli sanayinin ne şekilde olursa olsun. Yani bu tabii mutlaka belli bağlayan kanunlarda hukuklar, tüzükler vardır ama belli noktalarda mutlaka bizim yerli sanayi ayakta tutabilmemiz için pozitif ayrımcılık yapmamız gerekli. Bunu pek çok ülke yapıyor. Biz de mutlaka bunu değerlendirmemiz gerekli. Tabii makul ölçüler içerisinde. Yani yerli sanayi ayakta tutmak adına çok pahalı, ucuza mal olacak şeyler çok pahalı bir şekilde maliyetli adına değil ama belli bir sınırla konulabilir. Bir diğer sorun olarak aslında gözlemlenen yaz sürümün konusu var. Bizim tabii uzun ürünlerde üretimimiz çok daha fazla. Yaz ürün üretimimiz özellikle son birkaç yıl içerisinde arttı ama yeterli değil. Biz bir yandan işte ihracat yaparken özellikle yaz ürünlerde nedir? Ciddi bir ithalatımız var. Yani benim Türkiye'ye işte en çok çelik ithalatı yine 6. ithalatçı ülke diyebiliyorum. O yüzden ama bu yaz ürün dengesizliğinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yeni yapılacak yatırımlarla ortadan kaldırılacağı öngörüsü var. Genel olarak bunları
karşılıklı etkileşim son derece önemli. Yani ne yazık ki biz hani sürekli söyleyelim, üniversite sanayi işbirliği. Üniversite sanayi işbirliğinin gerçekleşmesi işte her iki tarafın istekli, gönüllü olması lazım, zaman ayırması lazım. Artık kaynaklar var. Bugün sanayi işbirliğinde pek çok proje destekleri var. TÜBİTAK var, Sanayi Bakanı var, hatta Avrupa Birliği projeleri var. Yani bunların belki yolunu açmak için mutlaka bir araya gelinmesi gerekiyor. Yani tabii ki sivil toplum örgütleri de bunların içerisinde rahatlıkla yer alabilir. Evet, ben genel olarak sizlere sorunları toparlamaya çalıştım. Elbette sorunlar bu söylediklerimle sınırlı değil ama genel olarak ortaya çıkan sorunlar gözüküyor. Belki bir nokta daha çevre mevzuatı var. Tabii ki karbondioksit salımları ile ilgili. Özellikle bu bizim tümleşik tesisleri ilgilendiriyor. Daha çok tabii ki. Çünkü orada karbondioksit gaz salımları çok fazla ve çevreye çok fazla etkisi ve zararı var. Dolayısıyla biz uluslararası standartlara yakalamamız lazım ki Erdem'in İstemir çok önceden bu çalışmaları başlatmıştı zaten. Ve dolayısıyla mutlaka belirtilen uluslararası standart değerleri tutturmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra mutlaka enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Son derece kritik. İşte yani çelik hane gazının mesela işte tekrar kullanılması, yüksek sıcaklıktaki gazın dönüşümünün yapılarak ve yeni teknolojilerin kullanılması da yine son derece önemli bir nokta. Şimdi ben tabii panelin ikinci başlığında panelistlerimizden bir konuyla ilgili daha görüşlerini almak istiyorum. Aslında sektörün devletten ve yerel paydaşlarından, yani sivil toplum örgütleri, üniversite, yerel yönetim beklentileri nedir? Yani bu saydığımız aslında sorunlar için yine belirteceğiniz çözüm önerileri varsa bunları almak istiyorum. Ben yine Veysel Bey'den başlamak istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi efendim, biraz evvel yaz ürünlerle ilgili bir değerlendirme yaptınız. Ben şunu söyleyeyim. Geçmiş dönemlerde yaklaşık 20 yıl boyunca Türkiye'nin yaz ürün üretimi 3 milyon ton seviyelerinde sabit kaldı. Buna karşılık ihtiyacı süratli bir şekilde arttı. Bugün 13 milyon tonluk yaz ürün ihtiyacımız var ama kapasitemiz 16 milyon ton. Yani yaz ürün ihtiyacımızın toplamının üzerinde kapasitemiz var. Artı şu anda yapmış olduğumuz ihracatı da koyduğumuzda yassı ürün kapasitemiz fazla veriyor. Ama biz bunun maalesef sadece 9-10-7 milyon tonunu geçen yıl değerlendirebildik. Beklenirdi ki geçen yıl yassı ürün üretimimizde %30'un üzerinde artış olmuştu. Bir %30 da bu yıl üretim artışı sağlarsak aradaki farkı biraz azaltırız diye bekliyorduk. Bu olmadı. Tam tersine yaz ürün üretimimiz bu yıl geçen yıla göre 9.7'den 9 milyon ton seviyesine geldi. Hatta biraz 9 milyon tonu da altında olacak. Yaz ürün üreten kuruluşlarımız duruşa geçtiler. Mesela Mehmet Ağabey temsilcisi vardı sabahleyin Ayşe Hanım. Onlar üretimlerini durdurdular. Sadece haddeleme kısmını yapıyorlar. Diğer kuruluşlarımız düşük kapasitelerle çalışıyorlar. Şimdi milyarlarca dolarlık kaynak tahsili gerçekleştirilen kapasitelerin, yatırımların ve ulaşılan kapasitelerin böyle atıl kalmaması lazım. Eğer tüketimimiz yeterli değil de atıl kalıyorsa dünyada da daralma var, anlıyoruz bunu diyebiliriz. Ama ne yapıyoruz? 6 milyon ton yassı ürün ithal ediyoruz. 6,5 milyar doları yurt dışına bırakıyoruz. Dahilde işleme rejimi kapsamında bir takım ürünler Türkiye'ye rahatlıkla geliyor. Kalitesiz ürünler içeriye giriyor, belediyelere satılıyor. Yani buradan tekeyi taşıyacak Bilecek ürünler geliyor, yurt içine satılıyor. Tabii yerin altına düşendiği için görünmüyor. 2-3 senede problem, 5 senede problem yaratıyor. Ondan sonra çatlamaya, patlamaya başlayınca astarı yüzünden pahalı, korunun kendisinden çok daha pahalı sonuçlar doğuruyor. Bu kamunun hassasiyet göstermesi gereken bir alan. Söylem bazında kamu bunu söylüyor. Yurt içinden alacağız, işte Türkiye'deki ara ürünleri olanları temin edeceğiz, işte ödemeler. Fakat iş eyleme geldiği zaman bizim anlayamadığımız bir takım faktörler yüzünden eyleme geçilmiyor. Bir husus bu. Biz bundan müştekiyiz. Bunu ısrarla da söylüyoruz. Bizim yaptığımız yatırımlar tamam sektörün ama bu ülkenin zenginliği, bu ülkenin zenginliğinin değerlendirilmesi gerekiyor. İkincisi sabah toplumlarda da söylendi. Zaman zaman yanlış algılamalar, farklı algılamalar da olabiliyor. Belki arkadaşa müdahale biraz sert oldu. Buradaysa kendisinden de özür diliyorum. Ama
Bizim de demir çelik sektörüne bir devlet katkısı yok. Bir kuruş devlet katkısı yok. Zaman zaman devlet katkısı yaptığını zannedenler var. Avrupa Gümüş Çelik Topluluğu'yla yapmış olduğumuz anlaşma çelik sektörüne devlet katkısını yasaklıyor. O zamanlar belki kabul edilebilir. Gene o anlaşmada bir sürü eksiklikler var. Bazen politik şeyler işte 1996'nın havasında seçim atmosferine giderken bir imzalayalım falan gibi gümrük birliği falan o zamanlar hatırlayanlar vardır. Ben o zamanlar bürokrasideydim. O şekilde imzalanmış, sektöre her türlü devlet yardımını yasaklayan bir anlaşma. İyi tarafı şuydu, bize sıfır gümrüklü Avrupa Birliği'ne girme şansı veriyordu. Avrupalılar da biz sıfır gümrüklü Türk çelik sektörüne girme şansı verdik. Aradan zaman geçti, biz Avrupalılara... Aradan zaman geçti, biz Avrupalılara tanıdığımız bu imtiyazlı konumu muhafaza ettik. Onlar hala bu şekilde girebiliyorlar. Ama Avrupalılar bize tanıdıkları sıfır gümrüğü diğer bütün ülkelere de tanıdılar. Biz şimdi Avrupa piyasasına ihracat yapamıyoruz. Avrupalılar bize ihracat yapabiliyor. Tamam. Bir kere bu da bize avantajımız oldu. Üstüne üstlük Avrupalılar bugünkü standartlara ulaşmak için bir sürü yatırımlar verdiler. Kendi çelik sektörlerine, çevre yatırımları falan. Bize şimdi hiçbir yatırım veremezsin diyorlar. Çevre yatırımını veriyorsan da benim standartlarıma ulaştıktan sonrası için. Yani İdeal standartların ötesi için olabilecek yatırımları verebilirsin. Burada makul, mantıklı, adil bir denge yok. Ve ne oluyor? Bizim Avrupa'ya yönelik ihracatımız azalıyor, onların bize yönelik ihracatı artıyor. Bunun da gözden geçirilmesi gerekiyor. Gayet tabii Ekonomi Bakanlığımız bu konuda çalışıyor ama böyle de ciddi bir sorunumuz var. Bunun da tartışılması gerekiyor. Diğer sorunlar sabahleyin söylendi. Hepsinin detayları var ama burada son 15 dakikada tamamlaması çok zor. Yerel paydaşlardan çok şeyler bekliyoruz. Biraz evvel söylediğimiz arsa tahsisi. Yani şu anda bu bölge bizim yatırımların anasını yaptığımız fakat yan yatırımları yapamadığımız bir bölge. Çünkü yatırım yapılabilir yer açısından ciddi sıkıntılar var. Oysa ki çeliğin olduğu bir bölgeye bir sürü diğer yatırımların gelebilmesi lazım. Onlara son derece rahatlıkla bu yatırımları yapabilecek yerleri tahsis etmemiz, teşvik imkanları sağlamamız lazım. Aksi takdirde burada gerçekleştirdiğimiz üretim kapasiteleri ihraç edebilirsin. Nala yoksa böyle karşısına geçip hayranlıkla seyrettiğimiz, yeterince değerlendiremediğimiz kapasiteler olarak kalabilir. Bunu her seviyede anlatmamız lazım. Bölgesel çözümlerimiz olması lazım. Organize sanayi bölgelerinin bu açıdan iyi bir çözüm olduğunu biliyoruz. Mesela Osmaniye bölgesindeki organize sanayi bölgesinin başlar başlamakta olduğunu, yeni bir sanayi bölgesinin ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bunu süratli bir şekilde, yani bazı şeyler hakikaten bürokrasiye takıldığı zaman insanın içi sızlıyor. Bürokrasinin vazifesi meselelerin önüne engel koymak değil, meselelerin makul bir çerçeveye, hukuki çerçeveye oturtulup önündeki engellerin kaldırılması. Maalesef bizdeki bürokrasi deyince zaten kötülemek olarak anlaşılıyor. Normalde bürokrasi demek her şeyin usulü dahilinde yapılması demektir. Ama neden bizde bürokrasi deyince böyle bir insana boğan bir şey anlaşılıyor? Çünkü öyle çalışıyor. Yani şu son zamanlarda bir kuruluşumuzun, bu bölgedeki bir kuruluşumuzun bir ihtiyacının Çevre Bakanlığı'nda yürütülüş tarzını size anlatsam, genel müdürlerle görüştüm, müsteşar yar, saçınızı başınızı diyorlarsınız. Böyle bir şey olamaz. Yani akıl sır erir bir şey değil. Buna bürokrasi falan diyemezsiniz. Tek tek konuştuğunuz zaman herkes sizinle aynı fikir. Fakat sanki bir görünmezen yürüyen işi durdurma konusunda talimat vermiş, onun yapılması için ne gerekiyor şeylerinden yerine getirmiyor, şey yapıyorlar. O açıdan en azından merkezdekine göre yerel idaredekilerin buradaki insanların sıkıntılarını, işsizliklerini, buranın gelişmemişliğini paylaşmak gibi bir durumları var. Onların bari engel çıkarmaması lazım. Mahalli idarelerin, işte diğer valiliğin, genel meclisinin olabilecek karar mekanizmasındaki bütün unsurların problem çıkarmaması lazım. Ve bugün olduğu gibi de sorunlarımızı gündeme getirebileceğimiz toplantıların karar vericilerinde iştirak edecekleri bir çerçevede sıklıkla, düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi lazım. Buralara da merkezden etkili karar verme noktasındaki insanların
insanların da iştirak etmelerini sağlamamız lazım. Türkiye'nin bu şekilde yavaş gelişmeye tahammül edebilecek sabrı da yok, zamanı da yok. Daha yüksek olanlarda gelişmek mecburiyetindeyiz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1,5 milyara yaklaşan nüfusuyla 20 küsur yıldır sağladığı %9 gelişmeyi neden hayal edemiyoruz? Neden bunu hayal etmek bu kadar büyük oluyor? Biz 7'yi neden yapamıyoruz? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Evet, şimdi bu konuyla ilgili görüşlerini almak üzere Ünal Hocam'dan rica edecektim. Evet, şöyle bir soru bana doğrulanmalı insan. Geleneksel olarak üniversite sanayi işbirliği diye adlandırdığım konuyu çağrıştırıyor. Pardon. Üniversite sanayi işbirliğinin bir yerde Türkiye'nin genelinde güçlendirilmesi gerekir ama demir çelik açısından baktığımda Türkiye'de bugün işte toplamda her ilde üniversitemiz var. Sanıyorum kamu üniversitelerinin, devlet üniversitelerinin sayısı 100'ü çoktan aştı. Ama bölgesel olarak işte bu bölgede Osmaniye, Hatay ya da diğer bölgelerde Karabük civarındaki üniversitelerle falan sektör daha yakın ilişkiler geliştirebilir diye düşünüyorum. Yani buralardan taleplerini daha spesifikleştirebilir. Ve bu şekilde üniversite sanayi işbirliği adı altındaki çok sayıda proje alternatif biçimlendirmelerle sağlanır. Özellikle sektörün istihdam edilecek personelinin daha da uygun koşullarda yetiştirilmesi açısından tahminlik üniversiteleri de iş düşüyor ama bölgesel üniversiteler bu hususta daha işlevsel bir rol üstlenebilirler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Evet, bu konuyla ilgili son olarak Erdal Hoca'dan görüşlerini. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili yerel paydaş olarak, üniversiteler olarak biz kendi üniversitemiz adına en azından bunu söyleyebiliriz. Bologna süreciyle birlikte eğitim öğretim müfredatımızın yeniden yapılandırılmasında yerel paydaş olarak biz de siz değerli sektör temsilcilerinin istekleri doğrultusunda sizin çalışanlarınızla ve sizin istediğiniz birimlerinizle hem anket hem görüşmeler şeklinde ikili ilişkilerimizi geliştirerek sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim müfredatımızda hem de derslerde istediğiniz noktada eleman yetiştirebilme adına değişiklikleri gerçekleştirme noktasında hazırız. Bu noktada üniversite olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Sizin bilimlerinizde yeter ki bizimle birlikte çalışma gayreti ve gayesi olsun. Bizim her zaman için sizlerle çalışmak gibi bir isteğimiz ve arzumuz mevcut. Yine bu konuyla ilgili ek olarak ben biraz önce gene Çetin Bey sabahki oturumunda not almışım. Bu Manavgat Kıbrıs su borularının Çin'den getirilmesiyle ilgili. Bu eğer süreç bittiyse bununla ilgili belki bizim yerel paydaş olarak yapacağımız pek fazla bir şey yok bu saatten sonra ama önümüzdeki süreçte bizim gündemde de takip ettiğimiz işte İstanbul'da 3. köprü yapımı söz konusu. Dolayısıyla işte Navuga boru hattı söz konusu. Bunların malzemelerinin üretiminin burada gerçekleştirilme imkanı varsa bunlarla ilgili bir kamuoyu bir gündem oluşturulmasıyla ilgili sivil toplum kuruluşları olarak bizler olarak bu konuda nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Bununla ilgili de bir çalıştay olur, bir düşünce olur, bir platform olur. Bununla ilgili de her türlü yardım noktasında sizlerle çalışmaktan gene mutluluk duyarız. Dolayısıyla ikinci başlıktaki sektörün yerel paydaştan beklentileri de yine yerel yönetimler yasasında değişiklikler gerçekleşiyor. Hatay Büyükşehir oldu. Bunun sizlere ve Osmaniye yansıması ne şekilde olacak? Çünkü bir sürü işletmenin bir kısmı Hatay merkezli, bir kısmı burada faaliyet gösteren o merkezi Hatay. İşte bir yol bulan herhalde buradaki Osmaniye merkezli. Diğer sektör temsilcilerinin Hatay'ın büyük şehir olmasıyla avantajları ya da dezavantajları noktasında nasıl bir süreç yaşayacaklar bunu da henüz bilemiyoruz. Burada da bir netlik yok. Dolayısıyla çevreyle ilgili büyük eleştiri aldığı varsayılabilir sektörün buradaların getirilip, buradaların işte yağmurla beraber sularına olumsuz etkilerin geçtiğini ileri süren bir sürü yazılar da okudu konuyla ilgili. Bunların depolanma alanlarının iyileştirilmesiyle ilgili, bunların düzenlenmesiyle ilgili ne tür çalışmalar olabilir? Bunları daha çok konuşup, daha çok tartışıp, daha çok ilgilenmek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
teşekkür ederim. Şimdi ikinci başta genel olarak toparlayacak olursak, sıkça vurgusu yapılıyor tabii. Mutlaka sektöre devletin belli ölçüde katkısının olması talep ediliyor bu anlamda. Yine bölgemiz açısından özellikle büyük ölçekli kuruluşlar olduğu için demir çelik tesisleri tabii büyük alanlara ihtiyaç duymakta. Dolayısıyla arsa tahsisi işleminin veya işte bu bağlamda belki ikinci organize bölgesinin oluşturulması, ikinci organize sanayi bölgesinde bu konuyla ilgili çalışmalar hızlandırılması büyük önem taşıyor. Yine tabii bununla ilgili olarak mevzuatların kolaylaştırılması da gerekiyor. Yani ağır progresi altında işte hem zaman kaybı hem emek kaybı, o yüzden bunlar da mutlaka vurgulanması gerekiyor. Tabii üniversitelerin sanayiye yönelik veya piyasada çalışabilecek nitelikte, daha üstün nitelikte olarak yetiştirilmesi son derece önemli. Tabii ki üniversiteler kendi plan ve programlarını yaparken mutlaka belli ölçütleri göz önüne alıyor. Biz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak bölüm müfredatında tamamen uluslararası niteliklere göre ders seçimi müfredat hazırlanmasını yaptık ve oldukça aslında fazla sayıda, %25 oranında seçmeli ders ve belirlendi. Ve öğrencilerin istediği alanda uzmanlaşmasına yönelik çok esnek bir aslında müfredat hazırlandı. Yine Bologna süreci kapsamındaki çalışmalar yoğun olarak üniversitemizde devam ediyor. Biz bu kapsamda Erdal Hoca'nın da ifade ettiği gibi paydaşlarımız olarak, dış paydaşlarımız olarak mutlaka özel sektörün, sanayicilerin, sivil toplum örgütlerinin mutlaka görüşlerini bekliyoruz. Yani pek çok konuda ve bu konuyla ilgili olarak da zaten anket çalışmalarımızda mutlaka sizlerle görüşmeler yapacağız. Bu anlamda hem karşılıklı olarak etkileşimin sağlanması, daha nitelikli insan gücünün oluşturulması konusunda ortak bir akıl, ortak bir paylaşım olacağını, ortak bir mekanizma olacağını işin açıkçası düşünüyoruz. Ama dediğim gibi yani bu işlerin lafta kalmaması için üniversite sanayi işbirliği sürekli vurgulanıyor. Her iki tarafında mutlaka zaman ayırması ve bu konuda irade koyması gerekiyor. Yani bugün artık biliyoruz yani ARGE vazgeçilmez. Yani ARGE projeleri vazgeçilmez unsur, temel unsur. Ayakta kalan bilimin temel unsuru aslında. ARGE iyi yapan firmalar ayakta kalıyor. Maalesef teknolojiyi iyi takip edemeyen, iyi politika güdemeyen firmaları ne yazık ki geriliyor veya ortadan kaybolabiliyor. O yüzden bu açıdan mutlaka ARGE konusunda da üniversiteyle ciddi olarak işbirliği yapılabilir. Dediğim gibi değişik işte kaynaklar var. Bu kaynaklar, proje kaynakları değerlendirilebilir. Hem teknik anlamda hem diğer anlamda da, diğer birçok anlamda, çevreyle ilgili konularda veya sosyal konularda da olabilir. Bu sadece mühendislik anlamında söylemiyorum. Bunlar değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle ben son başlık olarak yine panelistlerimizden demir çelik sektörünün gelecekteki konumu hakkındaki görüşlerini, beklentilerini sormak istiyorum. Yine söze olarak Veysel Bey'le ben başlamak istiyorum. Şimdi efendim, tabii burada biraz evvel tabii azalan bir dinleyici kitlesi vardı. Önder Tekrar belki göremezler. Herhalde toplantı bir sene kadar kimse kalmayacak derken bu yüzden bir mucize oldu. Arka tarafta 120 kişilik bir kalabalık oluştu. Herhalde Osmaniye Üniversitesi'nin katkısı bu. Şimdi yeniden başlamış gibi bir heyecanla demir çelik sektörümüz yeni istirahatçilere teşekkür ederim. Demir çelik sektörümüz Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinde ciddi bir sorumluluk üstlenme gayreti içerisinde. 2023 hedeflerinde Türkiye'nin demir çelik sektörünün 55 milyar dolarlık ihracatı var. Bu 55 milyar dolarlık ihracatı bir taraftan mevcut ihracatımızın reel olarak artmasından, diğer taraftan da fiyatların değişikliğinden kaynaklanacaktır. Bu 55 milyar dolarlık ihracatı biz sektör olarak gerçekleşebilir bir ihracat görüyoruz. Miktar olarak baktığımızda bu yıl 20 milyon ton civarında bir ihracat yapacağız gibi görünüyor. Değerli bir gelişme yok bu yıl çünkü fiyatlar çok düşük seviyelerde seyrediyor. Hatta mevzi gerilemeler de var. Bu miktarın 40 milyon ton seviyelerine kadar çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin
kapasitesinin 85 milyon ton, üretiminin 70 milyon ton seviyelerine çıkacağını düşünüyoruz. Daha şimdiden bu yıl 36 milyon ton üretim gerçekleştirmiş durumdayız. Geçmiş 10 yıldaki performansımızın %70'ini gerçekleştirsek dahi bu hedefe çok rahatlıkla ulaşabilecek durumdayız. Bu yönüyle Türk çelik sektörü Türkiye'nin bu ortalama %7'yi tutturması halinde ulaşabileceğini düşündüğümüz hedefe ulaşmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilecek durumdadır. Bu konuda biraz evvel değerli hocamızın bahsettiği bir takım sınırlılıklarımız var. Buradamızı, cevherimizi ithal ediyoruz. Burada yaşanabilecek problemler yıllardır tartışılıyor. Bundan 10 yıl evvel OECD'de bir toplantıda herkes bir yıl sonra hurdanın tükeneceğini, dolayısıyla hurdayla üretim yapanların çok ciddi bir çıkmazla karşı karşıya kaldığını söylüyordu. Ben de orada parasını ödediğimiz, bedelini ödediğimiz sürece hurdada bir problem yaşamayacağımızı söylemiştim. Bugün geldiğimiz noktada böyle bir problem yaşamadık. Bu nüfusla ilgili de vardı. Hani geçmiş yıllarda üniversite ortamında anlatmak daha kolay. Malthus'un nüfus teorileri vardı biliyorsunuz. 1960'lı yıllarda population bomb'la ilgili şeyler vardı. Oralarda da işte 10 yıl sonra açlıktan insanların öleceği söyleniyordu. Bugün geldiğimiz noktada insanlar açlıktan değil aşırı beslenmeden ölüyor ya da obez oluyor. Dolayısıyla öngörüleri doğru yapmak lazım. Hurda açısından mesela Çin Halk Cumhuriyeti'nin ciddi bir hurda üreticisi olacağına dair bir değerlendirme var. Çünkü hurdanın %10'u kullanılırken ortaya çıkıyor. 700 milyon ton hurda tükettiğiniz zaman 70 milyon ton taze hurda geliyor. Onun arkasından sizin 30-40 yılda ortaya çıkan türden hurdalarınız oluyor. Yani eskimiş olduğu için, vasfını kaybettiği için hurdalar var. Bir de evsel atıklardan toplanan hurdalar var. Bizim evsel atıklardan toplanan hurdalar konusunda şu anda bir ciddi hassasiyet söz konusu. Oradan bir miktar hurda artışının mümkün olacağını düşünüyoruz. Aliağa bölgesindeki gemi söküm tesislerinde 300 bin ton olan üretimin bu yıl 1 milyon 200 bin tona kadar yaklaştığını biliyoruz. Diğer bölgelerde, başta bu bölge olmak üzere, diğer bölgelerde de gemi söküm tesislerinin kurulmasının mümkün olduğunu, hem istihdam açısından hem burada temin açısından mümkün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin kullandığı çeliğin 30 milyon ton seviyelerine gelmesiyle 3 milyon ton hurdanın da buradan geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla topladığımızda Türkiye'nin hurda üretiminin önümüzdeki yıllarda giderek artacağını ve açığı az da olsa kapatacak duruma gelmemize katkıda bulunacağını, geri kalan kısmının ise uluslararası piyasalardan temininde ciddi bir problem olmayacağını düşünüyoruz. Kaldı ki bizim üreticilerimizin başka ülkelerde burada tesisleri kurma ya da satın alma gibi arayışları da şimdiye kadar oldu. Artık bugün geldiğimiz noktada pek çok tesisimizin bir araya gelip bir ortak grup oluşturmasına da gerek yok. Tek başımıza bir tesis, onun faydalı gördüğü takdirde o alana yaptığı kaynak tahsile yurt dışında burada tesis alabilecek durumda. Bu entegre tesislerimiz için de geçerli. Ancak genellikle mesela cevherde de aynı durum söz konusu. Fakat yurt dışında cevher için yatırım yapmak ciddi politik riskleri de almaya gerektiriyor. Demir yolu yatırımları yapmayı gerektiriyor. Burada devlet garantilerine ihtiyaç var. Onun şimdi bizim devletimiz evet bu garantileri veririz diyor. Bu garantileri veririz sözünün de söylemden eyleme geçmesinin mümkün olması halinde Türkiye'nin Çin'in yaptığı gibi dünyanın doğal kaynaklarına buradaya ulaşabilecek, geleceğini garanti altına alacak bir büyüme trendi içerisine girmesi mümkün. Kaldı ki bunu da yapmak mecburiyetindeyiz. Büyüyen ekonomilerin girdi teminini garanti altına alma arayışı son derece makul. Aksi takdirde gene büyümeye devam edebilirsiniz ama bedeli yüksek ödediğiniz için rekabet gücünüz azalır ve içiniz boşalır. Piyasalardan çekilmek durumunda kalırsınız. Her halükarda sizin ifade ettiğiniz, Sayın Başkan'ın ifade ettiği önemli bir husus var. Türkiye büyüyecek. Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Bu Türkiye için aslında bir bonus gibi bir şey Türkiye'nin genç nüfusu. Bu büyümenin aynı zamanda motoru mahiyetinde bir husus. Bu büyümenin gerektirdiği çeliği Türkiye sağlamak mecburiyetinde. Hiç ihracat iddiamız olmasa bile önümüzdeki 2023 yılına kadar 90 milyon seviyesine gelecek genç nüfusu ağırlıklı olan satın alma gücü gelişmiş bir büyük ülkenin insanların tükettiği çeliği üretebilir durumda olmamız. Bugün %45-48 yazı çelik üretiyoruz. Çünkü sanayimiz o kadar tüketiyoruz. Yarın bir gün bu %70'e gelecek. Daha ileri aşamalarda %80 yazı çelik tüketir duruma geleceğiz. Bunu üretebilir durumda olmamız lazım.
bunu üretebilir durumda olabilmemiz için de bu alanda yatırım yapma niyeti olanların önünü açıp onlara cesaret vermemiz, onlara çelme takmamamız gerekiyor. Çelme takmalarına rağmen sakınlar olursa biz yürümeye devam ediyoruz ama hızımız azalıyor. O hızımızın azaltılmaması, rüzgarımızın doldurulması, bize destek verilmesi, bizim Türkiye'nin büyümesini arzulayan ekibin bir parçası olduğumuz hissinin bizlere verilmesi gerekiyor. Bu olursa hep beraber el ele büyürüz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi aynı konuyla ilgili olarak Ünal hocamdan görüşlerine. Oldukça kısa bir belirleme yapacağım. O da şu, demir çelik sektörü tabiatı itibariyle bizim toplum olarak gerçekten önem vermemiz gereken bir sektör. Ve sektöre gelişme açısından ihtiyacımıza baktığımız da oldukça kalıcı. Daha önümüzdeki zamanlarda biz belki ekonomik anlamda başka aşamalarda geçeceğiz ama demir çelik sektörü de hala çok daha canlı olacak. Bir nedenle özellikle vurgu yapmak isterim sektörün genel anlamda ekonomideki önemine. İstihdam açısından çok şey bir sektör, elverişli bir sektör. Dünyanın her ülkesinde istihdam ciddi bir sorun ama Türkiye'de biraz daha ciddi bir sorun. Dolayısıyla sektörü bu bağlamda çok kritik olarak nitelemek lazım ve şu anda geldiği aşamayla büyümesiyle falan baktığımızda önümüzdeki yıllarda demir çelik sektörü daha da büyüyecek. Belki karşısındaki sorunlar ilk soruda da değindiğim gibi ciddi biçimde çevre kaygılarından gelecek. Ama elimizdeki bilgi birikimi, elimizdeki deneyim de çevreyle bu sektörün bir şekilde uyumunu sağlayacak düzeyde diye bakıyorum. Geldiğimiz noktada demir çelik sektörü Türkiye'nin büyümesine, istihdamın artmasına daha çok katkı sağlayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Evet, son olarak Erdal Hoca'dan. Evet, son olarak ben de yine somut bir katkı olsun istiyorum. Dolayısıyla yine şöyle bir baktım notlarıma. Yassı ürün üretiminde herhalde asıl problemin üretimden ziyade onun talep noktasında yurt dışından daha uygun ve daha ucuz fiyatlara gelmesi ve daha kalitesiz olması dolayısıyla bizim üreticilerimizin bu noktadaki üretimlerini tam kapasiteleri olarak kullanmadığından kaynaklandığını tespit etmiş bulunuyoruz. Ben biraz önce Reysel hocama da sordum. 1994'te Dünya Ticaret Örgütü ile bir antidumping yasası anlaşması imzalamıştık. Bu sizi korumuyor mu dedim. Dolayısıyla bununla ilgili maddelerin işlevliğinin çok fazla da gerçekçi olmadığı ya da çok fazla veya dahil işleme ama onu da engelleyici bir vergi tasarrufu ile ilgili bir klasör eklemişlerdi bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla onu bir vergi olarak tahsil ediyorlardı tekrardan. Bununla ilgili bir yasa var veya yani bir antidumping yasası var. Bunun işlevliğinin aktif hale gelmesiyle ilgili bir çalışma yapılabilir. Bu gündeme getirilebilir. Buradaki bir tespit bile getirilebilir. Bu çünkü böyle bir kanun var ve buna bir taleple ilgili sıkıntılardan dolayı bir vergi getirilmesi de söz konusu olmuştur bildiğim kadarıyla. Yine gelecekle ilgili tespitler noktasında yassı ürünlerin üretimiyle ilgili bir sıkıntımızın olmadığı anlaşıldı. Fakat şeyle ilgili herhalde cevherden üretim yapmayla ilgili çok büyük yatırımlar gerekiyor. Cevherden ilgili üretim yapabilmek için. Dolayısıyla bu buradayla ilgili elektrikli akacakla ilgili üretimin devam edeceği önümüzdeki süreçte de aşikar olarak gözüküyor. Dolayısıyla ürün çeşitlerinin içerisinde bizim gelecekte ülke içerisinde de talebinin artacağını düşündüğümüz yapısal yani deprem yönetmeliğiyle birlikte güçlendirmenin de binaların da daha fazla çelikle birlikte yapılması söz konusu, gökdelenlerin yapılması söz konusu yeni bir yapılanma süreci içerisindeyiz. Dolayısıyla yapısal çelik önümüzdeki süreçte büyük bir talep oluşturacak gibi gözüküyor. Sektörün bu konuda da kendi üretim hatlarını, kendi üretim planlamalarını bu doğrultuda şekillendirmesi gelecekte daha olumlu sonuçlar doğuracak kanaati oluşturuyor. Sonuç olarak biz üniversite olarak sizlerle birlikte olmaktan ve sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz buraya katıldığınız için. Ben bu kadar hocam. Teşekkürler.
Evet, genel olarak toparlayacak olursak, genelde varılan ortak nokta şu: demir-çelik sektörü özellikle ülkemizde büyüyerek gelişmesine devam edeceği öngörülüyor. Özellikle üretim kapasitemizin ileriki yıllarda daha da artacağı, yeni yatırımlarla birlikte özellikle İskenderun Osmaniye bölgesinin demir-çelik merkezi olma özelliğini perçinleyeceği ve ciddi üretim kapasitelerine ulaşacağı öngörülüyor. Ve her ne şekilde olursa olsun, tabii piyasalarda her zaman için durağan olarak seyretmiyor. Mutlaka hareketli dalgalanmalar, iniş çıkışlar veya ekonomik durgunluklar olabilir bu gidiş çerçevesi içerisinde. İhracattaki daralma olsa bile gerçekten iç piyasa için çok ciddi miktarda yine çelik üretilmesi gerekiyor. Yine özellikle yapı çeliklerine olan ihtiyaç ve diğer sektörlerde çok yoğun kullanımıyla birlikte zaten iç piyasada ciddi bir pazar payı var demir çelik ürünlerinin. Bundan dolayı bu sektörün büyüyerek hem kendi ekonomimize, istihdama ve diğer sektörlere yaygın etkisinin açık ve net bir şekilde artarak devam edeceğini için açıkçası düşünüyoruz. Tabii ileri projeksiyonda mutlaka başka diğer nitelikli ürünlerin, özellikle otomotiv sanayinde uygulamaya geçen pek çok otomotiv firmasının geçtiği, daha farklı çelik türlerinin de çok rahatlıkla ülkemizde üretilebileceği ve bu konuyla ilgili de ben işin açıkçası yatırımlar olabileceğini, hatta olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda genel olarak aslında panelde değerlendireceğimiz konular bunlar. Ben süremizi yeterince açtık aslında. Sadece iki soru alabilirim eğer varsa panelistlerimize yönelik. Soru alabiliriz. Sorusu olan var mı? Evet, buyurun. Sorum Veysel Bey'e. İsmim Hasan Özay. Malumlarımız endüstri bölgeleri kanunu var. Ancak Türkiye'de bildiğim kadarıyla endüstri bölgesi henüz yok. Demir-çelik sanayinin gelişmesi için ancak endüstri bölgelerinde planlı olarak gelişebileceğini düşünüyorum. Şu anda parça bölük yerlerde demir-çelik sanayileri kurulmuş ve yer arayışında. Sizlerin ve sayın panelistlerin belirttiği gibi şu anda demir-çelikli ilgili yatırımlar yapılmış ve yapılmaya devam edecek ama diğer yan sanayilerle ilgili yatırımların da devam edeceğinde o yine organize sanayi bölgelerinin kurulması gerekiyor ve yer tahsisleri gerekiyor buna ait. Sanayi bölgelerinin etrafında gelişme alanları var mı? Sanayi bölgeleriyle şehrin planlaması, birbirinden ayrılması gerekiyor. Bu konulara duyarlı olması gerektiğini ve özel endüstri bölgelerinde demir-çelik sahayı için özel endüstri bölgelerinde toplanmasını gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu bir sorudan ziyade katkı oldu. Ben bu değerlendirmeye iştirak ediyorum. Şimdi Çetin Bey sabahleyin bu bölgeyi örnek verdi ama bu örneği diğer bütün bölgelere de yaymak mümkün. Mesela Alea bölgesinde bir ara efendim şurada bir köy var. O köy yüzünden biz yeni yatırım vermiyoruz dediler. Şimdi Gebze bölgesinde zamanında planlamadıkları için bir yerleşim yerleri var. Zaman zaman gerçeği ne kadar yansıttığı konusunda da tartışmaların çıktığı bir şekilde efendim buradaki hava kirliliğinden dolayı biz burada yeni yatırıma izin vermiyoruz. Bu şekilde yaklaşımlar oluyor. Oysa ki bunlar önceden planlanırsa, efendim orayı taşımak çok pahalı olur, taşıyamayız, yeri de izin vermeyiz. Peki ne yapalım? Yeni bir yatırıma izin vermiyoruz şeklinde yaklaşımlar yerine meskun yerler endüstri bölgelerinin dışında olur, endüstri bölgeleri sistemli bir şekilde kurulur. Onunla ilgili, çevreyle ilgili hassasiyetler neyse onların gereği yerine getirilir. Şunu da söyleyeyim, bizim yani fırsat oluyor. Çeşitli ülkelerdeki içerik testlerini
geziyoruz, oradaki ortamları görüyoruz. Bizim çelik tesislerimizin çevreyle ilgili hassasiyetlerin Avrupa'dakilerin kesinlikle gerisinde olmadığını, pek çoğundan daha ileri olduğunu da söyleyebilirim. Ancak bu vahşi ve plansız gelişmenin önüne geçilmesi gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka önceden bunu ayarlamak, Türkiye'nin gelişmesine imkan sağlamakla, onu hızlandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda bunun maliyetlerini de asgari seviyelerde tutuyor. Yoksa sonradan gelişi güzel ortalığı dağıtıp onu sonradan düzenlemeye çalışmak çok pahalıya mal oluyor. Çetin Bey'in de söylediği zaten buydu. Aynı şekilde Hasan Bey'in söylediğine de katılıyorum. Teşekkür ederim. Evet, varsa bir soru daha alabiliriz. Evet, ben oturumu kapatmadan önce bu panelin düzenlenmesinde başta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Kaya, Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Demir Çelik Üreticileri Derneği'ne teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara, konuşmacılara ve dinleyicilere teşekkür ediyorum. Ve müsaadenizle oturumu kapatıyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Katılımcıları kapatmadan önce son bir plaket takdimimiz olacak. Plaket takdimimiz Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ünal Aya olacak. Kendisine plaketlerini takdim etmek üzere Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Orhan Büyükalacan'ın sahneye teşriflerini arz ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.